Kanal Türk ekranlarından ve Top özelden hepinize mutlu geceler değerli futbol severler. Milli haftayla, milli heyecanla karşınızdayız. Gerçekten müthiş karşılaşmalara tanıklık ettik bu gece. Önce Bükreş'te milli futbol takımımız, Ay Yıldızlı 11'imiz Fatih Terim yönetimindeki ikinci maçını da kazanmayı bildiler. Burak Yılmaz ve Mevlüt'ün attıkları gollerle 2-0 Bükreş'te zaferle dönüyor. Ay Yıldızlı 11'imiz tabii ki bu çok önemli bir galibiyetti. Kanal Türk ekranlarından canlı olarak yayınlanan karşılaşmada ise hesaplar istediğimiz gibi tutmadı. Gitmedi işler istediğimiz gibi. Macaristan kendi evinde Budapest'te de Estonya kalesine adeta gol oldu yağdı. Ve 3 puanı 5 golle 5 birlik galibiyetle kazanmasını bildi. Hollanda'da Andorra deplasmanında 2-0'lık galibiyete ulaştı ve 3 puanı kazandı zaten çok fazla bir hesabı yok. Hollanda'nın grup liderliği garanti. Van Persie'nin attığı iki golle bu karşılaşmada da tabii ki şunu belirtmek lazım. Snyder 78'de yerini Dirk Kayt'a bıraktı. 78 dakika oyunda kaldı Wesley Snyder. Tüm bu karşılaşmaların özetleri başta. Türkiye'nin 2-0 Bükreş'te kazandığı Romanya maçı olmak üzere geniş olarak tek tek ekranlarınıza gelecek. Sergen Yalçın'la birlikteyiz. Top bizde özelde Sergen Yalçın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Maçın son bölümünde de birlikteydik. Ben şunu sormak istiyorum. Maçı izledin. Bizlerle beraber Türkiye maçını yukarıda. Romanya karşısında evet. 2-0'lık bir galibiyet. Maçının, yazısının başlığı ne? Ne Hay düşünüyorsun? Manşetin ne? Vallahi benim manşetim e, hayaller hayallere devam. Hayallere Hayallerimiz devam. devam ediyor. Gibi bir başlık. Gerçekten zor bir e, sınav veriyor Fatih Terim ve öğrencileri. Çünkü Dört galibiyet bile yetmeyebilir. Çok enteresan bir e, dört maç. Çok zor bir görev. Aslında çok zor bir e, görev değil. Fatih Terim başaramasa da, beceremesi de e, Fatih Terim'i kimsenin e, suçlayacak veya herhangi bir laf söyleyecek durumu yok şu pozisyonda. Ancak biz ülke olarak zoru seviyoruz ve başarabiliyoruz. Bizim için o çok önemli. Yani Fatih Terim zorları çok başarmış bir teknik direktör. Ben bir zoru daha başarabileceğini düşünüyorum. İnşallah hesaplarımız doğru tutarsa... Yani işler istediğimiz gibi giderse grupta, beklentilerimiz e, aynen istediğimiz gibi olursa bizim e, eleme, oyna şansım, eleme oynama şansımız e, şu anda var. Yani devam ediyor. En önemlisi Romanya gibi e, çok zor bir deplasman. E, senden önde olan, 3-0'lık bir Macaristan moraliyle çıkan, seyircisinin önünde oynayan agresif bir Romanya. Ona e, böyle bir e, mağlubiyet tattırmak gerçekten e, hem Türk futbolunun hem Türk sporunun şu anda içinde bulunduğu kaos ortamında çok ihtiyacı olan bir bana göre galibiyetti. Bütün Fatih Terim'i, öğrencilerini, orada emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik etmek lazım bu başarıdan dolayı. Ee, Türkiye'nin 2-0 kazandığı Romanya maçının özet görüntüleri şu anda yayına hazırlanıyor. Yayıncı kuruluştan görüntüler elimize geldi. Birazdan ee, tüm pozisyonlarıyla geniş bir şekilde Sergen Yalçın'ın pozisyon analizleriyle maç analizleriyle karşınızda olacak bu maç ama öncesinde e, rejiye sevgili Görkem e, öğretmenimize sormak istiyorum puan cetveli hazır mı hazırlanıyor mu Sergen Yalçın'la o hesaplar üzerinden konuşalım çünkü gerçekten Sergen Yalçın'ın da açılışta söylediği gibi çok ilginç bir durum çok ilginç hesaplar var. Herkes birbirine bağlı. Bırakın bağlı olmayı herkes, diğer, gruplara bile bağlı. Herkes birbirine bağlı değil. Yani bizim grupta herkes Hollanda'ya bağlı. Hollanda'ya bağlı. Hollanda'ya bağlı bizim İşte puan herkes. durumu Sergen Yalçın ekranda. 22 puan, 20 averajla. Birinci sırada Hollanda. ikinci Macaristan oldu bu akşamki 5-1'lik galibiyetle. 14 evet. puan artı 6 averaj. Türkiye <laughs> 13 puan 7 averaj. O bir averaj var ya aslında o artı bir Mevlüt'ün attığı gol. Çok fark edeceğini düşünmüyorum onun. Bülent. Etkisi olmaz mı diyorsun? Ben hiç bu grupta biz zaten Romanya'dan ikili de iyiyiz. Romanya'yı geçeriz her türlü. Bu grupta e, avaraj hesabı olacağını çok düşünmüyorum. Puan ben. hesabı önemli olacak diyorsun. Yani avaraj hesabı olma ihtimali nasıl olabilir? Macaristan şeye kaybederse, Hollanda'ya biz yener, biz berabere kalırsak 14 olsak bile Romanya zaten bu grubu 19'dan bitirir. O yüzden bu grupta hiçbir şekilde e, avaraj hesabı olmaz. Çünkü biz Romanya'dan zaten iyiyiz. Romanya'yla biz 19-19 kalsak bile biz Romanya'yı geçiyoruz zaten. Doğru. Çok avaraj hesabı olacağını düşünmüyorum bu grupta. Yani Romanya. Romanya bizde olan avaraj farkını kapatamaz. Macaristan'da avarajı hiçbir şekilde kalmıyor. Yani iki, maçı kazansa zaten gidiyor. Bir tane berabere kalsa zaten hiçbir şansı kalmıyor. O yüzden çok avarajlık bir grup olduğunu düşünmüyorum. Yani gol, gollere falan filan bakmaz bu grupta. Romanya dördüncü sırada aynı puanı paylaşıyoruz. Ama Sergen Alçın dediği gibi çok ciddi bir averaj farkımız var. Artı bir averajları var. Estonya ve Andorra zaten devreden çıkmış durumda. Yalnız burada geçen ee, cumartesi ve pazar bölümlerinde top bizde de konuştuğumuz gibi biz ikinci olsak bile 9 tane grup ikincisinin en kötüsü olmamalıyız. Yani biz de dahil olmak üzere 8 grup 6 takımdan oluşuyor fakat e, senin de bildiğin gibi bir grubun 5 takım var. Bu sebeple en kötü ikinci hesaplanırken sonuncu takımla yapılan maçlar sayılmayacak. Yani Andorra 6 puan 2 maçta 2 galibiyet Türkiye'nin ama hiçbir anlamı olmayacak. Evet. O sıralama yapılırken D grubunun son puan durumu yani da bu. çok ciddi. Bak, e, maça geçmeden önce şu puan cetveli ilgili konuşmak lazım. Çünkü biz bunu e, ben oynarken de yaşadık. Çok ciddi şu anda lobi ortamı oluştu grupta. Yani bir lobi ortamı oluştu şu anda. İnanıyorum ki yarından itibaren bütün e, bu lobi işleri bizim grupta devreye girecektir. Bizim de devreye girmemiz lazım bu işlerde. Çünkü bir örnek vereyim. Geçen sene, demin yayında da verdim. Macaristan, Macaristan diyorum. Manchester United-Kulüj maçını unutmayalım. Hı hı. Son maç, Kulüj, Macaristan, Manchester United deplasmanında 1-0 yendi. Yani 100 tane maç oynasalar, Kulüj, Manchester United'ı içeride de yenemez, bence dışarıda da yenemez. Ama dışarıda 1-0 kazandı. Unutmayalım onu. %1 ihtimal gerçekleşti. Bir de çok ciddi bir hesap daha var. Bizim Almanya'yla e, grupta olduğumuz sene, e, Macaristan falan da vardı grupta bizim. Son maç e, biz en iyi ikinci oluyorduk. E, Almanya'da beraberlik bize yetiyordu aslında. Biz en iyi ikinci oluyorduk. Ancak bir Portekiz-Macaristan maçı vardı son maç. Ancak o maç 4-0 biterse onlar en iyi ikinci oluyorlardı. Portekiz-Macaristan maçı vardı. Hiç unutmuyorum ben o. Çünkü bize söyledikleri biz beraberliği kurtarırsak en iyi ikinci olacağız. Yani Portekiz-Macaristan'a 4-0 zor yener dediler. Biz beraberliği kurtardık Almanya'dan. Portekiz-Macaristan'a 4-0 yendi ne lazımsa aldı. Tabii 4-0 lazımdı. Maç 4-0 bitti. Şimdi çok enteresan e, olaylar devreye girebilir son müsabakalarda. Yani Hollanda Macaristan çok enteresan bir müsabaka. Bizim bir ekim. Yani o o maça bizim biraz çalışmamız gerekecek. Bana sorarsan. Yani Hollanda, olarak da. E, Lobisel olarak çalışacaksın tabii şimdi. işi garantilemiş bir Hollanda var. Estonya'dan beraberliği zor kurtaran bir Hollanda var sonuçta. Bülent arkamızda baktığımız zaman yani Robben'i çağırmaz, atıyorum Van Persie'yi çağırmaz. Hollanda'nın bütün hücum gücü bir anda geberir. İki tane oyuncusu olmadığı zaman Hollanda hücum gücünü yitirir. Pozisyona girmekte zorlanır. Şimdi bu oyuncuları çağırmadığını düşünürsen Macaristan maçına mesela. Hadi ben yedeklerle çıkacağım dedi. Yedek kadroyu çağıracağım dedi. Ne olacak o zaman? Zorla göndereceğiz Kayt'la Schneider'i. Yani işte mutlaka <laughs> İki tane artık var burada Schneider'e mi Kayt'a e mı artık bir, mutlaka bir lobi çalışması olması lazım. Bak şu anda bizim grupta tam öyle bir pozisyon var sana söyleyeyim ben. Yani mutlaka bir lobi çalışması olması lazım bu grupta. Çünkü Macaristan son maçını oynayacak bir dahaki maç Hollanda ile. Kazanırsa gidiyor. Bizim maçlar hikaye. Berabere kalırsa hiçbir şansı kalmıyor. Bir defa Romanya zaten onu direkt geçer. Biz geçeceğiz 2 maçı kazanırsak. Yani o yüzden Macaristan çok ciddi bir sınav verecek bence Hollanda deplasmanında. Lobi hocanın, olarak da verecek. Fatih Hoca'nın çok doğru bir noktaya temas ettim. Fatih Hoca'nın hem Galatasaray'ın hem de milli takımın teknik direktörü olması ve Schneider'le çok ciddi vakit geçirecek olması Snyder'e çok ciddi <laughs> bu anlamda belki de tabii tırnak içinde söylüyorum. İşin esprisi bir yana motive etmesi tabii neticede Van Gaal çağırır çağırmaz onu bilemeyiz. 11 Ekim'e kadar çok şey değişir ama eğer giderlerse çok doğru bir noktaya değiniyorsun. Kaytın ve de Snyder'in orada olması. Abi şimdi Van Gaal'i arayacaksın yani tanıyan varsa ben sana söyleyeyim. Tam kadro çıklayacaksın yani kim tanıyorsa arayacak. Snyder mi arar, Kayıt mı söyler. Fatih Terim mi arar? Çağırmasa başkanı bile gitsin arar. Oynasın, <laughs> çağırmasa bile gitsin Hayır, oynasın. Gerçekten şimdi bu grupta elemeyi etkileyecek bir ee, pozisyon var şu anda. Yani şu, Burada Hollanda'nın Macaristan maçındaki ve bizim maçta oynayacağı oyun bu grupta ikinciyi tayin edecek. Macaristan'da ikinci olabilir, biz de ikinci olabiliriz. Romanya'da ikinci olabilir, Macaristan'la beraber kalır Yener. Biz de beraber kalır Yener, Romanya ikinci olur. Macaristan'a kaybeder, Macaristan ikinci olur. Macaristan'ı yener, biz kazanırız, biz ikinci oluruz. Öyle enteresan bir grup var ki. Tamamen e, hesapların yapılacağı bir grup şu anda e, ortaya çıktı. Peki her şey normal olursa dediğin gibi katılıyorum. Lobi önemli. Tam kadro çıkması Luis van Gaal'in 11 Ekim'deki Macaristan maçına kendi evinde. Ya adam şimdi önemli. ben 6 tane, 7 tane, 8 tane az oyuncumu çağırmayacağım dedi. Garantiledim dedi mesela. Ne diyeceksin adama? Niye çağırmadın mı diyeceksin? Diyebilir misin? İşte oynattıracaksın lobiyle. Yani işte onu anlatmaya çalışıyorum. Burada artık birileri şu anda devreye girecek. Federasyon Murat Bereket de beni Diyor ki bu maçlarda bile ideal 11 ile oynuyor diyor Luis Van Ama bak şimdi lobiden bahsediyorum zaten. Ya bir dahaki maçta oynamaz. Niye oynamadın diyebilir misin? Diyemezsin. Ben garantiledim adam. Çağırmıyorum ama oyuncularımı diyebilir. Abicin, şimdi, aynı aynısını mesela o. sen de yaparsın. Biz birinciliği garantilesek. Fatih Terim der ki ben 6-7 tane az oyuncuyu çağırmıyorum. Nasıl olsa garantiledik. Yeni oyuncuları deneyeceğim der mesela. Öyle bir hani bu aslında doğal bir şey. Ama bizim bunu engellememiz lazım. Eğer böyle bir ihtimal söz konusu olursa bak. Ben olur veya olmaz gibi gücümde kullanmıyorum. Hı hı. Yanlış anlaşılmasın hı hı. izleyiciler tarafından. Bu ihtimali devre dışı bıraktırmamız lazım. Eğer böyle bir ihtimal olursa, varsa, böyle bir ortam oluşursa. Şimdi lobi başlayacak abi. Macaristan'da bastıracak oradan bir şekilde. Biz daha önce bunları milli takımında oynarken yaşadığımız için söylüyorum. Normal şartlarda her şey olursa Macaristan'ın Hollanda'yı deplasmanda yenme şansı var mı? Bence yenemez. Bu akşamki Macaristan'ın. Ya, ya bu akşamki Macaristan müthiş oynadı ama şunu söyleyeyim. Şimdi Estonya maçıyla Hollanda maçını aynı kefeye koyamazsın. <laughs> Macaristan istekli, arzulu, müthiş oynadı bu akşam. Çok e, enteresan işler yaptı oyuncular ama Hollanda deplasmanında işler çok öyle olmaz. Ama şu ihtimal var. Adamların da kaybedecek bir şey kalmadı şu anda. Macaristan'ın nasıl biz bugün Romanya'ya çıktık? Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok da Hollanda öyle çıkacak. Onların da kaybedeceği bir şey yok. Ya yenecekler ya yenilecekler. Hı hı. Yani bu o maç berabere falan bitme ihtimali yok mesela. Hollanda Macaristan maçı berabere bitmez. Ya Doğru Macaristan da, yener da. ya Hollanda yener. Çünkü adamlar ona göre zaten oynayacaklar. Biliyorlar e, neyin ne olduğunu şu anda. Farkındalar. Çünkü Romanya bu grupta 19'u hemen hemen garantilenmiş durumda. Macaristan yenemezse 19'u bulma ihtimali yok. 14'ü var. 15 18 yapar en fazla. Hı hı. Orayı bulamaz yani. Doğru. Peki biz Estonya deplasmanında 11 Ekim'de iki önemli dönemeci döndük kaldı Ola iki maç Estonya ve Hollanda evimizde şimdi grupta halen en zor durumda olan takım biziz çünkü bizim şöyle bir dezavantajımız var biz iki tane zor maçı oynayacağız Romanya hiç zor maçı oynamayacak Macaristan'da bir tane zor maç oynayacak o yüzden e, yani Romanya ve Macaristan bize göre biraz daha avantajlı yani şu çünkü şu anda bizim elimizde değil hiçbir şey ama biz Estonya'yı yenersek Macaristan Hollanda maçı Macaristan'ın galibiyeti e, haricinde biterse son maçta her şey bizim elimizde olacak. Evet. O çok büyük avantaj bizim için. Yani biz Hollanda'ya maçına çıktığımız dakika her şey bizim elimizde olabilir o maça çıktığımızda. Kulağımız dakika. başka bir yerde değil. Değil. Bizde. Biz kazandığımız zaman elemeyi oynayacağız. E, kafasında olabiliriz o maça çıkarken ama dediğim gibi o maçtan önce de yani bilen futbolda her şey oluyor yani olabilir ya. Yani enteresan takımlar gidiyor. Enteresan takımlar. Senin yeniyor. demin anlattığın lobi'nin ben sana ters bir senaryosunu şu anda aklıma geldi. Sen ilk bölümünü müthiş anlattın. Her şey dediğin gibi oldu. Hollanda maçı bizim elimizde. Direksiyon bizde çıktık kendi evimizde Hollanda maçına. Bir de en iyi ikinci olmak için averaj lazım. Evet. O zaman da Hollanda'ya lobi yapmak lazım mı? Tabii şimdi Hollanda Macaristan maçıyla tam ikinci kadro. ikinci olmak etmeyecek. Macaristan ta maçına tam kadro çıktığı zaman bize de aynı kadroya çıkacak Bülent. Yani şimdi bu zaten iki maçın kadrosu milli kadrosu çağrılıyor milli takıma. Ya iki maça da eksik kadroyla çıkacak ya iki maça da full kadroyla çıkacak. Ama şu avantajımız var. Yani kayıtla Schneider sahada olursa bizim için biraz daha avantaj olur yani. Onlar biraz daha Türkiye'de oynadıkları için, hı hı. hiçbir iddiaları olmadıkları için yani biraz daha olayın olaydan kopuk olabilirler saha içinde. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Evet. Yani olaydan kopuk olabilirler maç içerisinde çünkü gruptan çıkmışlar. Bir de Türkiye'de oynuyorlar. Türkiye'yle oynuyorlar. Yani tabi orada şimdi çıkıp çok iyi oyun oynarlarsa falan tepki de alırlar Türkiye'de şimdi. Aslında. O maçı zaten ya Kadıköy'de oynatacaksın, Federasyon herhalde düşünüyordur ya da TT Aran'da oynatacaksın. Tabii yani tepki alırlar. Eksinden çıkıp da ikisi birden müthiş bir oyun oynarlarsa veya çok ekstra işler yaparlarsa tepki alırlar bizden çünkü gruptan çıkmış bir Hollanda yani kafanın biraz daha e, gidik olması lazım yani onlarda o maçta. Öyle söyleyeyim sana. Ama Hollanda zaten maçta Estonya maçını da seyrettim. Hollanda'nın çok umurunda değil yani. Tam kadro çıkıyorlar ama çok rahatlar yani Hollanda. Görmüyor musun? Estonya'dan iki tane gol yiyorlar mesela. Normal grubun birinci maçı olsa Estonya Hollanda'dan iki, Hollanda iki tane gol yer mi Estonya'dan? Tabii. Yemez. Şimdi Fatih Hoca'nın açıklamaları var. Murat Bereket uyarıyor beni. Bilgi ekranında bakalım. Fatih Hoca maç biter bitmez neler demiş. Cambaz gibi olmak lazım. Berabere de kalabilirdik. Çocukları tebrik ediyorum. Burada iki şey çok önemliydi. Ya maçı kazanmak ya da takdir kazanmak. Oyuncularım ikisini birden kazandı. Ülkenin böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Dört tane final maçımız vardı ikisini geçtik. Allah da çalışana veriyor. Arda, Selçuk, Gökhan, Gönül bunların hepsini sakatlıyorlardı. Hepsine teşekkür ediyorum. Estonya ilginç bir deplasman. Geçen sefer dört gol atıp dört gol yemiştik. Dünya kupası şansımız çok fazla yok. Demiş. Doğru okudum değil mi? Yok. Dünya kupası şansımız çok fazla yok. Görkem rica ediyorum bu ekranı değiştirmek suretiyle tutalım. Sergen Yalçın'a şunu soracağım. Fatih Hoca'nın başlığı olduğu için dursun. İzleyicilerimiz de kaçıranlar görsün. Gerçekten çok önemli açıklamalar yapmış evet. Fatih Hoca. Hem bu açıklamalarla ilgili özellikle son cümle tırnak içinde dünya kupası şansımız çok fazla yok demesi ve öncesinde bir hoca 10 e, günde bir takımı, aynı 11'i, aynı kişileri bu kadar değiştirir mi? Bu kadar şevklendirir Vallahi ve bu abi, hale getirir mi? Şimdi Müthiş bir fark şimdi, ortaya çıkmış. Yani çok e, doğru konuşmak lazım. Burada Fatih Terim'den ziyade, bak burada eğer bir suçlu varsa, bu kim biliyor? Yani şimdi ben basında yarın çıkacakları biliyorum. Fatih Terim geldi takımı böyle yaptı. Fatih Terim geldi öyle böyle yaptı. Burada eğer bir suçlu varsa yani biz Abdullah Hoca'yı mesela çok suçladık, çok eleştirdik falan filan diye ama burada bir suçlanacak kişi, kişiler varsa, bir grup varsa buna oyuncuları da dahil etmek lazım. Kimse kusura bakmasın. Yani burada Abdullah Avcı başarısız oldu. Tamam milli takımda başarısız oldu ama burada e, oyuncuları da kimse o başarısızlığın içinden çıkartmasın. Burada Fatih Terim geldiği zaman çıkıp bu kadar özveriyle oynayabiliyorsan, bu kadar mücadele edebiliyorsan, bu kadar rakibe pozisyon vermemeye çalışıyorsan 90 dakika boyunca ileri, geri, göbek oyuncuları hem oyunu defansif olarak iyi oynuyor, hem ofansif olarak iyi oynuyor. Stopellere iyi oynuyor, Caner iyi oynuyor, Gökhan Gönül müthiş oynuyor. Neredeydiniz abi iki maç evvel? Yani bundan önceki Romanya-Türkiye maçı da içerdi. Türkiye-Romanya maçında aynı kadro oynamadı mı? Çok mu farklı kadro oynadı? 3 aşağı 5 aynı. Yani burada biraz oyuncuları da e, oyuncuları da biraz suçlamak lazım yani her şeyi teknik direktörle bitmiyor Hı. yani burada Abdullah Avcı gitti Milli takım düzeldi ben ona çok fazla katılmıyorum bu oyuncular o zaman da aynı oyunculardı şimdi de aynı oyuncular etki oranı nedir Sergen Yalçın üst düzey yıllarca futbol oynadın dört büyük milli takımlar bazında bir hoca ne kadar etkiler bak, şunu, bir futbolcuyu çıkartıyor şunu geçen sahi? program çok anlattım şunu çok anlattım insanlar çok fazla anlamadılar anlatmaya çalıştım teknik direktör olabilirsin iyi bir tekniktir de olabilir. Ersun Yanal da iyi teknik direktör. Çok eleştiriyoruz. Abdullah Avcı da iyi teknik direktör. Çok eleştiriyoruz. Ancak milli takımın kulübesinde oturman için veya Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın kulübesinde oturman için iyi teknik direktörlük yetmez. İyi teknik direktörler oturmuyorlar. Bunun yanında farklı özelliklere sahip olman lazım. Geçen programda anlattım bunu. Bunu oyuncuların saygı duyduğu bir isim olman lazım. Oyuncuların güvendiği bir isim olman lazım. Bunun yanında farklı bir karizman olması lazım. Bunun yanında liderlik vasfın olması lazım. Bunun yanında oyunculara kendini hissettirebilme özelliğin olması lazım. Bunlar çok farklı şeyler. Bunların teknik direktörlükle bir alakası yok. Yani bu söylediklerim teknik direktörlük değil. Bunlar insanın veya teknik direktörün kendinde olması gereken özellikler. Şimdi Abdullah Avcı'yı benim en fazla eleştirdiğim yönlerden bir tanesi oydu. Abdullah Hoca şu anda kendini kabul ettirmiş bir teknik direktör değil. Oyuncu üstünde de değil. E, tabii ki değil yani. Şimdi bir oyun ben o milli takımda birçok kez forma giydim. Bu, bu 50 tane böyle maç oynadık zamanında biz. Şimdi teknik direktöre baktığın zaman karşında farklı bir sima görmen lazım. Yani biraz korkman lazım teknik direktörden, biraz çekinmen lazım, saygı duyman lazım. Yani bunları yapmıyorlar demiyorum ama özverili olman lazım. Bugün bakıyorsun bütün oyuncular her pozisyonda oraya depar, buraya depar, geriye koşuyorlar, atlıyorlar, zıplıyorlar. Ya peki Abdullah Hoca varken niye yapmıyorlardı? O zaman fizik güçleri mi yoktu? Veya bu, bunu mu yapamıyorlardı Bilal? Allah aşkına oynadığımız takımlar kim? Şu Romanya'nın halini görmüyor musun? Bu Romanya bizi geçebilecek bir ekip mi? Veya bu Macaristan bizim üstümüzde bir ekip mi? Bizim şu anda bu grupta ben sana söyleyeyim kaç puan var? 13 mü? Bizim şu anda 20 puan, 21 puan olmamız lazım bu grupta zaten normalde. Eğer biz Türkiye isek, eğer biz kendimizi anlattığımız gibi bir ülkeysek bizim öyle oyuncularımız varsa bizim şu anda 21 puanda falan olmamız lazımdı. Doğru. Veya 20 puanda olmamız lazım. O yüzden kendimizi fazla kandırmayalım. Yani bu, tabii yarın şimdi Fatih Hoca geldi öyle oldu. Doğrudur. Tabii Fatih Hoca geldi birçok şey değişti. Oyuncuların mücadelesi değişti. Olaya bakış açısı değişti. Fizik güçleri değişti. İşte şimdi senaryo oyuncular sakatlı, 3 oyuncu sakattı. Özveriyle oynadı. İşte Fatih Hoca için oynadılar falan filan. 50 bin tane senaryo çıkar ortaya ama hiç alakası yok yani. Yani hastalanan ateşlenen bir oyuncu, ertesi gün bile maça çıkabilir yani. Biz bunu zamanında çok yaşadık. Yani 40 dün derece zaten, ateşten çok maça çıktık biraz zamanında. Dün, Yapmayın senin bu kadar. Bu kadar gibi çok ilginç yani. bir basın toplantısı yaptı, özellikle bu hastalıklarla ilgili ve ateşli oyuncularla ilgili olarak, enfeksiyon kapan oyuncularla ilgili olarak. Şimdi bir e, bu konuştuğumuz konulara paralel, bu arada maç özeti hazırlanıyor. Türkiye'nin Romanya'yı 2-0 büyük Reşte yendiği maçın geniş özeti ve pozisyonları Sergen Yalçın'ın analizleriyle birazdan top bizde özelde olacak ama öncesinde bir bilgi ekranı daha rica edelim. Yukarıdan Arda Turan ne demiş? Arda Turan bize yakışanı yaptık, umudumuzu son maça kadar taşıdık. Sonuna kadar mücadele edecek bir takımız. Fatih Terim bu ülkenin en önemli teknik direktörü üstadıdır. Terim'in en iyi olduğu tartışılmaz ama Abdullah Avcı'ya da Avcı'ya da teşekkür ediyorum. Gerçekten tırnak içinde ilginç bir cümle. Fatih Terim bu ülkenin en önemli teknik direktörü üstadıdır. Terim'in iyi olduğu tartışılmaz ama Abdullah Avcı'ya da teşekkür ediyorum." demiş Arda Turan. Bu konuştuklarımıza paralel olarak bu maç sonrası açıklamasını da ekranlara getirdik. da son son, son e, Fatih Terim'le ilgili Abdullah ile ilgili olan bölüm e, bana göre çok gereksiz. Yani sen e, sonuçta o iyi teknik direktör, bu kötü teknik direktör e, şeyine girmene, diyaloga girmene gerek yok abi. İyi futbolcusun. Çıkacaksın, oynayacaksın kazanacaksın veya kaybedeceksin abi. Bu farklı iş bizim futbolcular çok seviyorlar ya misyon üstlenmeyi. Baş, farklı farklı işlere girmeyi maçlardan sonra. Bırak abi futbolcu ne yapar? Futbolcu futbolunu oynar abi. Bitti. Çıkacaksın, oynayacaksın. Kazanacaksın, kaybedeceksin. Çok fazla konuşmayacaksın. Maçı yorumlayacaksın, devam edeceksin. Bakıyorum işte hep konuşmalarda o teknik direktör iyiydi, bu teknik direktör kötüydü. O teknik direktör şöyleydi. Hayır abi, futbolcular önemli burada. Futbolcular önemli. Sergen Atın bir şeyi çok merak ediyorum. Sen üst düzey hem Galatasaray'ın 2000'de kazandığı UEFA Kupası olmak üzere Fatih Hoca'yla hem milli takım olmak üzere çok tarihi, kritik maçlarda aynı soyunma odasının havasını teneffüs etmiş. Onunla birlikte içeride dışarıda birçok önemli başarıya imza atmış ve sayısız bir sürü önemli anı paylaşmış bir yıldızsın. Ee, Fatih Terim bu tip maçlara çıkmadan önce ne söyler ya da hatırladığın bir şey var mı böylesine kritik milli takımla alakalı ya da Galatasaray'da? Vallahi... Ne anlatır futbolcuya Romanya deplasmanında Bükreş'te. Biz çok önemli bir maça çıkıyorduk mesela. İsviçre maçına çıkıyorduk İsviçre'de. Hatırlar mısın? 2-1 yendiğimiz maçı. Hakan da o gün atmıştı. 2-1 kazanmıştık. O öyle ondan sonra gitmiştik zaten. Çok ciddi bizim için çok önemli bir kazanma. Euro 96 yani tarihi bir maçtı yani bizim için. Euro 96'da ilk gittiğimiz turnuva zaten. Hı. Mesela o maçtan önce kulübede Fatih Hoca biz en son maçı çıkarken şunu söylemişti mesela. Şu anda Türkiye'den telefon geldi. Köprüden bile araba geçmiyormuş dedi bize mesela. Yani köprüden araba geçmiyormuş dedi şu an düşün yani. Soyum soy odasında mı? Soy tabii soyum odasında maçı çıkarken yani. Yani oturduğun zaman böyle tüylerin diken diken oluyor mesela böyle şeyler duyduğun zaman. Biz ülke olarak çok profesyonel değiliz zaten. Bizim biraz duygusallığa ihtiyacımız var. Biraz oyuncuların gaza ihtiyacı var yani. Biraz duygusallığa ihtiyacı var. Fatih Hoca bu sistemi çok iyi bilen bir teknik direktör. Yani bu işleri çok iyi yapan bir teknik direktör. Bunun yanında zaten kariyer olarak, kapasite olarak kendini kabul ettirme, kendini ispat etme, saygı duyulma liderlik vasıflarının çok fazla bulunduğu bir isim Fatih Terim zaten. O yönlerden herhangi bir eksiği olma ihtimali yok. Bilgi birikimi zaten çok fazla. Teknik ki bilgi birikimi bak ben çok önemsemiyorum ben sana söyleyeyim. Sonuçta artık antrenman yaptırmak, kadro yapmak falan bunlar çok basit şeyler biraz. Basıyorsun tuşa bütün her yerin antrenman sistemlerini, programlarını zaten zırt diye görüyorsun internetten. Antrenman yaptırmak falan bunlar çok kolay şeyler. Bir tane kondisyoner alırsın, verirsin takımın başına. Kondisyon antrenmanını yaptırır, teknik, teknik taktiği de sen yaptırırsın. Kadroyu açıklarsın çıkar. Önemli olan diğer vasıflar. Yani oyuncuları etki altına alma. Yani psikolojik bir vasıf var diyoruz ya hocalarda psikolojik etki. İşte Fatih Terim'de o psikolojik etki de çok var. Bence diğer teknik direktörlerde bu etki hiç yok bence. Bir de oynadığımız dönemde ben her oynadığım takım ve dönemi söylersem karşımda güvenmediğim yani saygı duymadığım bir teknik direktör varsa e, benden verim alması mümkün değil yani. Ya bu iş böyle maalesef. Mutlaka oyuncular karşısındaki teknik direktöre güvenecek, saygı duyacak, inanacak, çekinecek, sevecek. Çekinecek, çekinecek tabii abi. Bu çok önemli. Bizim bak bizim futbolcumuz çekinecek biraz, korkacak. Biz yani biz çok profesyonel değiliz futbolda. Biz bunlarla gittik, yıllarca bunlarla gittik. En başından da böyle gittik. Şimdi de böyle gidiyoruz. Şimdi Romanya'yı yendik. Şey yap, tef çalıyoruz mesela. Büyük Romanya'yı yendik diye düşünsene ya. Romanya'yı yendik. Büyük başarı yakaladık diye seviniyoruz. Romanya yani bu. Şu kadrosuna baktığın zaman doğru iki 3 tane oyuncusu yok Romanya'nın. 3 tane oyuncusunu say sokakta kimse sayamaz Romanya'nın. Bir stankuyu söylerler Türkiye'den diye. Çok enteresan bir şey söyledi acaba. Ters motivasyon için bir basın toplantısında maç oyuncusu ne birazdan. Onun da detaylarını inceleyeceğiz özetten sonra. tarihin en iyi kadrosu dedi Romanya'nın. Hiç Adres. alakası yok. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Belki ters motivasyon Öyle yani. Öyle bir şey olma ihtimali sıfır. Yani şu Romanya takımına tarihinin en iyi kadrosu diyene gülerler. Yani Fatih Hoca'ya tabii şimdi yanlış anlamasın da e, o belki birazcık şey için söyledi. Oyuncuları Ters motive, motive etmek, etmek, etmek için söylemiştir benim tahminim. Yani Romanya'nın ne kadrolarını biliyoruz abi biz. Ne kadroları var Romanya'nın? Lakatuslar, Lucescu'lar, Haciler, Popescu'lar ne oyuncular var abi Romanya'da? Eski eski Romanya ile sen bizim oynadığımız maçlara bak abi biz kaç kere yenmişiz? Onlar kaç kere yenmiş geriye döndüğün zaman? Doğru. Biz bizim Romanya'ya çok fazla galibiyetimiz yok yani eskiden. O yüzden Romanya'nın bu kadrosunun Tarihinin iyi kadro olması Bir tane oyuncuları yok ya. Bana bir tane oyuncu say Romanya'dan. Birazdan özet de geliyor. Kısa bir ara rica ediyorum. Kısa bir reklam arası hemen ardından Türkiye'nin Romanya deplasmanında 2-0 yendiği maçın özet görüntüleri ve sizlerle birlikte olacağız. Evet yeniden birlikteyiz. Reklam arasının ardından... Milli Gece Top Biz'de özel bütün hızıyla devam ediyor. Romanya'yı deplasmanda 2-0 mağlup ettik. Kanal Türk ekranlarından canlı yayınlanan maçta ise Macaristan kendi evinde Budapest'te de Estonya'yı 5-1 yendi. Hollanda'da 2-0'lık Andorra galibiyetiyle puanını 22 yaptı. Maç sonrası açıklamaları ekrana getirdik. Fatih Hoca'nın ve Arda Turan'ın ilginç açıklamaları vardı. Hoca farkının bu kadar kısa bir sürede iki maçlık periyotta etkilerini nasıl takımı ve oyuncuları etkileyebileceğini Sergen Yalçın bizlere anlattı. Kendi yaşadıklarıyla birlikte oynadığı dönemde Euro 96 ki Türkiye'nin futbol bazında futbol takımı olarak gittiği ilk organizasyon. Bütün bunları tek tek ekranlara getirdik konuştuk. Murat ee, Bereket bir şey söylüyor ne dedin? Verelim ekrana. Hazır mı? Salih Tursun genç oyuncu Gökhan'la ilgili ilginç bir şey söylemiş. Gökhan Gönül abi çok formda. Bugün çok koştu. Sanıyorum İstanbul'a da koşarak gelecek. Salih. Genç Salih değil mi Fenerbahçe'deki? Kayseri'den Salih Türsun evet. Gökhan Gönül çok formda. Bugün çok koştu. Sanıyorum İstanbul'a da koşarak gelecek demiş Gökhan Gönül. Gökhan'a ayrı bir parantez açalım. Çok gerçekten çok iyi oynadı bugün. Hem savunma olarak hem ofansif olarak. Yani ofansif olarak da biraz Gökhan Türen'in yapamadıklarını yaptı diyebiliriz aslında. Çünkü o kanat sol ayaklı olduğu için Gökhan çok o kanadı hep içeriye depresi olmayı düşünüyor ki Bir iki pozisyonda ciddi işler de yaptı ama Oyunun genelinde çok fazla ortalarda Görünmedi tabi kanat oyuncusu olmadığı için Gökhan Gönül özellikle Romanya'nın risk aldığı bölümlerde O kanadı gerçekten Çok etkili bir şekilde kullandı ki Çok ciddi pozisyonları var bir pozisyonda kendisi bile Gol yapabilecekken Burak'ı tercih etti mesela Garanti olsun diye Burak'ı tercih etti ama Burak biraz geç kalınca O pozisyonu da Harcamış olduk Valla çok enteresan bir gece oldu. Şu anda Türk futbolunun içinde olduğu durum çok iç açı değil Bülent. O yüzden çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Moral, en moral olarak, moral motivasyon olarak, ileriye bakış olarak çok ciddi bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ama bana sorarsan Romanya hiçbir şekilde bizim rakibimiz olamaz. En yani Romanya'nın en iyi oyuncusu Stanko yani baktığın zaman. Son maça, Hollanda yani, maçına direksiyonu ele almak için önemli bir viraja daha döndü Amili futbol takım. Yani o ihtimal e, yüksek. Eğer olaylar bizim istediğimiz gibi giderse ki e, gidiyor. Ancak e, işte dediğim gibi yani hep e, tabelaya bakıp konuşmak durumundayız. Evet. Tabelaya bakıp konuşacağız. Bir dahaki maçta da öyle. Şimdi de öyle. Hep tabelaya göre konuşuyoruz. Kazanmamız lazım, kazanmamız lazım diyoruz. Rakiplerimizin kaybetmesi lazım. İşlerin istediğimiz gibi olması lazım diyoruz. İşte önemli bir engeli geçtik. En azından kazandığımız Romanya'yı altımıza aldık. Yani kazandığımız takdirde Romanya'yı altımıza almış bulunuyoruz şu anda. O bir bizim için bir cepte diyelim onu kenara koyalım. Şimdi önümüzde Macaristan kaldı. Çok ciddi bir sınava gidecek Hollanda'ya Macaristan'da. Eğer bu maçlarda da işler bizim istediğimiz gibi olursa Macaristan'ı da elimizin altına alacağız. Ondan sonra iş kendi elimizde olacak. Yani her şey bizim ayaklarımızda olacak artık son maçta. Eğer olaylar istediğimiz gibi devam ederse tabii. Şimdi az önce ilk bölümde reklamdan önce seninle konuştuğumuz o en kötü ikinci miyiz değil miyiz? İkincilerin en iyi ikincilerin grafiğinin hazır olduğunu söylüyor reji. Hemen onu da bir ekranlara getirelim Murat Bereket. Onun üstüne konuşalım. En iyi ikinci sıralamasında E grubunda İzlanda 13 puanla birinci mi? Yani bu puan sıralaması mı yoksa tek tek mi ekrana getiriyorum? En kötüsü. En kötüsü şu anda en sondan yukarı çıkıyoruz. En iyi ikinci sıralamasında İzlanda son sırada 13 puanla kalan maçları Kıbrıs Rum kesimi ve Norveç deplasman Sergen Yalçın. B grubunda Bulgaristan var hemen üstünde 13 puan. Onun da Ermenistan deplasmanı ve Çek Cumhuriyeti maçları var kendi evinde. Bulgaristan'ın averajı Türkiye ile eşit. Geçiyoruz hızlı hızlı geçelim. Hırvatistan 17 puanda. Belçika ve İskoçya ile deplasmanda oynayacak A grubunda. Öyle bitirecek grubu. Biz daha mı yukarıdayız peki? Türkiye nerede? Biz 13 puanla Bulgaristan'la aynı durumdayız. Averaj Bulgaristan'la averajımız eşit. Evet, bunları böyle geçelim. Yani son sırada değiliz biz artık en azından çünkü geçen oynanan yani şu anda, maçlardan şu anda, sonra öyleydi. Bilen. Şu anda bunlara girmemizin çok bir mantığı yok. Yani bunlara bir dahaki milli maçtan sonra girsek çok daha mantıklı. Yani şu anda evet. bunlar çok önemli değil bizim için. Bizim için bundan sonra Ekim'deki ilk maçtan sonra bunlar önemli olacak. O zaman biz kendi durumumuzu göreceğiz. Hollanda, Macaristan, Türkiye. Estonya maçları bitecek. Ondan Ol sonra bakacağız. Ya ondan sonra bu hesaplar bu hesaplar ondan sonra... Önce bir ikinci olalım grupta. Tabii, tabii yani. Bu hesaplar ondan sonra gündeme gelecek. Şu anda değil. Şu anda iyi bir ivme yakaladık bence ee, Fatih Terim'le. Oyuncularımız çok motiveler. Oyuncularımız çok mücadele ediyorlar. Çok istekliler, arzulular, özverililer. Yani şu anda istediğimiz bir milli takım görüyoruz sahada. En azından eskiye nazaran diyelim. Kazanmak için arzulu bir ekip, başarmak için azimle çalışan bir ekip görüyoruz ki bu çok sevindirici. Yani ben maçı izlerken mesela işte hiçbir maçın hiçbir anında maçı kaybedeceğimizi düşünmedim yani. 0-0 iken de 1-0 iken de maçı kaybedeceğimizi düşünmedim. İkinci bölümde Fatih Terim'in yaptığı hamleler, Santrafor çıkarıp Olcay'ı sokması, son 20 dakika orta alanı kalabalıklaştırması, bütün oyuncuların orayı çok kalabalık tutması, yani Romanya'nın pozisyon bulamaması bunların hepsi aslında kenardan yapılan hamlelerin sonradan bize gösterdiği sağ içi olayları biraz da. Evet. Yani sonradan yapılan hamlelerin futbolda ne kadar önemli olduğunu... Görebiliyoruz işte bir taktik değişiklik Santrafor'u çıkarıp bir orta savuncusu almak Romanya'nın oradan Baskı yapacağını bilip orayı fazla adamla göbeği tutmak Selçuk ve Mehmet Topal'ın Bana göre belki de en iyi Milli maçlarını oynamaları Yani Belki Mehmet Topal çok fazla görünmedi ama Bana göre en iyi milli maçlarından bir tanesini oynadı evet. Selçuk'la beraber çünkü o göbek Bizim için çok önemliydi O göbeği tutmak sağlam tutmak Hem çıkışlarda çabuk çıkmak çok önemliydi O ikili bu akşam beklenenin Çok daha fazlasını yaptılar diye düşünüyorum Şimdi birazdan özet ekranlara gelecek. Öncesinde Murat Bereket'in bana aktardığı notları, milli maç sonrası yaşanılan gelişmeleri ekranlara hem yazıyla hem de sözel olarak yansıtalım. Selçuk İnan koltuk değnekleriyle stadı terk etmiş. Dileriz önemli bir şey yoktur. Akışımız içinde onunla da ilgili bir bilgi gelirse ya da düşerse onu da ekranlarda paylaşalım. Sevgili Murat Bereket bizi bilgilendirecek. Selçuk İnan koltuk değnekleriyle stadı terk etmiş. Yine ilginç bir not. Sergen Yalçın 2010'dan sonra ilk kez iki maçı üst üste kazandı. Amili Futbol takımımız bu akşam Romanya deplasmanında aldığı 2-0'lık sonuçla evet. 2010'dan beri ilk kez iki tane maç arka arkaya kazandı. Burada çok önemli aslında söylenmesi gereken bir konu daha var. Bak ona hiç girmedik. Aslında ona da girmemiz lazım. Fatih Terim'in son bası toplantısındaki aykırışları, işte ilk toplantıdaki aykırışları. Evet. Biz e, maalesef e, iyi yapılan şeyleri e, biraz böyle hep aşağı çekmeye çalışıyoruz. Fatih Terim gibi bir hoca hem Galatasaray'daki görevine devam ederken. Büyük bir değer. Ve buradan bir de bunun yanında milli takım görevini kabul etmiş ve açık açık diyor ki ben maddi bir ücretle talep etmiyorum bu dört maç için federasyondan. Bu çok önemlidir. Hocalık aşamasında çok önemlidir. Çünkü bir yerde hocalık boşaldığı zaman 150 yerden hocalar oralara saldırdığı için milletvekili, belediye başkanı, bakan, o bu her yeri devreye soktukları için böyle bir seviyedeki bir teknik direktör ben kalan dört maç için ücret diye talep etmiyorum diyor ve görevi kabul ediyor. Biz ondan sonra basında ve medyada hoca ediyoruz ki işte sen e, milli takımı elinde koz olarak tutuyorsun. Galatasaray'dan herhangi bir sıkıntı olursa işte milli takım oraya falan filan saçma sapan insanlar e, görüşler belirip yazılar yazıyorlar mesela. Fatih Terim'in böyle bir senaryoya ihtiyacı var mı sence? Yok, Fatih tabii. Terim gibi bir teknik direktörün böyle bir senaryoya ihtiyacı var Yok. mı? Son kişi. Olacak. Yani ben olsam belki benim ihtiyacım olur. Yeni başlamış olurum korkuyor olurum. Böyle bir senaryo kurgularım kendi kafamda da. Şimdi bu kadar önemli bir teknik direktör. Tarihin en önemli teknik direktörlerinden bir tanesiyle ilgili konuşuyoruz. Ve yani yaptığımız suçlamalara bak. Yani insan inanamıyor bunları duyduğu zaman ya. İşte orayı koz olarak tutuyormuş da, orayı bırakacakmış da, falanmış da, filanmış da. Ya bırakın herkes işini yapsın. Maçın teknik analizini konuştuktan sonra zaten senin için onu özel hazırlattık. O basın toplantısı özellikle dün akşamki maç öncesi çok senin de belirttiğin gibi doğru kelime. Çok ciddi haykırışları vardı hocam. Ama ciddi... sence Şimdi ee, bu seviyede üzüntüsü vardı. Onu şifrelerini senden yani isteyeceğim. Yani bu seviyede bir teknik direktör buralara gelmiş, milli takımda, Doğru. lig takımlarında, Milan'da, Fiorentina'da çalışmış, Süper Kupayı kazanmış, bilmem Süper Kupa diyorum, UEFA Kupasını kazanmış. Hep ilklere imza atmış. Yani, yani hep ilklere yani. imza atmış bir teknik direktör. Dün sen diyorsun ki yok milli takımı koz olarak tutacak. Satranç i̇şte oynuyor, şunu uçta yapıyor, uçta bunu yok, yapıyor. U... Yani bu kadar, yani Fatih Terim için bunlar söylenmez ya. Fatih Hoca çok haklı yani konuşmalarında. Ayıp yani bir defa. Doğru. Ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, öyle kurgularımız var ki. Öyle enteresan kurgularımız var Geceden ki. Geceden yatıp sabaha yazıyoruz. Yani o kadar o kadar televizyonlarda futbolla alakası olmayan insanlar futbol konuşuyorlar ki bilen. Gerçekten bunlar endişe verici. Ben bugün biraz programları takip ettim böyle çok fazla seyretmiyorum çünkü. Biraz takip ettim. Ya milli maçla ilgili yapılan yorumlar bakıyorum futbolla alakası olmayan birçok insan televizyonda teknik taktik analiz yapıyor abi milli maçla ilgili. Ya sen tekniği nereden bilirsin? Taktiği nereden bilirsin? Teknik, taktik yapısı Hangi iyi. maça çıktın? Ne zaman futbol oynadın? Hangi taktiği bilirsin? Yani Enteresan enteresan şeyler dinliyorum televizyonlarda Sergen mesela. Yalçım, teknik taktik konuşulsa iyi. 2-0'lık milli maç 3 dakika konuşuluyorsa geri kalan senin bu söylediğin komple teorileri. Gidiyor mu? aldığımız mı? Saltranç var mı? Ünal Aysal'ın tamam. Bir gündem vardır. Biz de yeri geliyor çok küçük değerlendiriyoruz. Ama bir gündemi, şey görmemiş gündemi, olamazsın gündemi, ama gündemi, konuşmak gündemi var, başka, konuşmak gündemi başka olaylarda arayalım. Gündemi Fatih Terim milli takım teknik direktörlüğü yapıyor. Gündem burada aranmaz. Şurada mutluluk yaşayalım yani, hesap yapalım artık. Yani gidiyor Gidiyor muyuz gitmiyor muyuz? Milli takımımız, e? takımımız öyle kötü bir duruma düşmüş ki yani Türk futbolu öyle bir kaosun içine girmiş ki şu hiç rakibimizin rakibimiz olmaması gereken Romanya yeniyoruz ve bayram yapıyoruz Romanya'yı yendik diye. Romanya takımına baktığın zaman Santraforlarıyla Şalke sözleşme yapmamış. Stanko Türkiye'de Ordu Spor'da oynamış. Barınamamış. Arkaya döndüğün zaman bir tane doğru düzgün oyuncusu yok. Bir yedi numaraları var çabuk. Biraz futbolu biler gibi bilen gibi görünen. Bir on numaraları var biraz ayakları fena değil. Onun Romanya takımı normal bir. Yani Romanya takımı kimle sana özetleyeyim ben? Yani işte şeyin biraz üstü yani Andorra'nın, San Marino'nun bir kademe iki kademe üstü yani Romanya da takımı. dediğini doğrulayacak ekstra bir bilgi geldi yukarıdan. Murat Bereket o bilgiyi verdi. Çok da enteresan bir şey. Ben de bilmiyordum bunu. İlk yarıda forvet olarak oynayan Marika, geçen sene Şalke'de oynuyordu biliyorsun. Ya bu sene, bu sene takımsız. Takımı yok. Takım takımı yok. yok. Türkiye'ye karşı oynayan Romanya forvetinin Marika'nın takımı yok şu anda oynadı Ve Gökhan Gönül'ün de ilginç bir açıklaması olduğunu söylüyor Murat Bereket. Onu da bir getirelim ekrana. Sonrasında maç özetine geçelim. Gökhan Gönül demiş ki maçtan sonra bugün hocamız Abdullah Avcı olsaydı da belki bu maçı kazanabilirdik. Hocalarla ilgili görüşler gelmeye devam ediyor. Ya arkadaş, yani şunu bak şunu gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Ya Gökhan o kadar iyi oyun oynamışsın. Değil mi? O kadar başarılı bir oyun oynamışsın. Ya arkadaş ya bu misyonu niye üstleniyorsun? Arda'ya da aynısını söyledim. Ya bu misyonu niye üstleniyorsun sen? Bugün hocamız Abdullah Avcı olsaydı da belki maçı kazanabilirdik. Niye kazanmayasın? Tabii siz zaten normal oyununuzu oynayıp çıkıp mücadele ederseniz zaten kazanırsınız. Belki Abdullah Hocanız Arzu Abdullah Avcı olsun da kazanırsınız. Hocanız olması da kazanırsınız. Çünkü bunlar bizim rakiplerimiz değil ki zaten. Şimdi işi bu duruma düşürdükten sonra bu bu takımları yendiğimiz zaman bayram yapıyoruz işte. Biz de böyle bir ülkeyiz yani. Şimdi seni ilginç yorumlara yöneltecek bir başka futbolcu açıklaması daha geliyor. Arka arkaya geliyor. Şimdi geçeceğiz özete. O da Olcay Şahan'dan gelmiş. Şimdi önce Arda sonra Gökhan Gönül şimdi de Olcay Şahan. Demiş ki kazandığımız için mutluyuz önümüzde iki final maçı var. Onları da kazanırsak playoff'a gideceğimize inanıyoruz. Fatih Terim bizi bu maça çok iyi hazırladı. Bugün kendimi ilk kez milli olmuş gibi hissettim demiş. İlk kez milli takımda oynamış gibi hissettiğini, hissettirdiğini Fatih Hoca'nın daha doğrusu söylemiş. Aslında altıncı kez milli oluyor bugün. Valla bu oyuncuları e, gerçekten anlamak zor. Gerçekten anlamak zor. Vallahi anlamak. Beş zor maçı yani. nerede oynadın o zaman? Olcay diye sorarlar. Beş maç milli değil miydin? Gol de attı biliyorsun daha önce Abdullah Avcı yönetimindeki milli takımda. Şimdi çok enteresandır. Ben biliyorsun kadroyu aldığımda bana dedim yedekleri bir getirin. Hı -hı. Şu yedeklere bakacağım. Yedeklere baktım milli takıma. Hepsi Alman kökenli yedek oyuncuların. Hepsi Olcay'ı, Ersan Gülüm'ü, Pekdemi'yi, öbür Hakan'ı, işte Oğuzhan'ı Başka kim var? Nuri'si. Baktım bütün yedekler Alman kökenli. Yani altyapısını Almanya'da almış. Sonradan bizim milli takıma dahil olmuş oyuncular. Şunu çok merak ediyorum. Koca Türkiye'de bir de Macaristan maçını hiç unutmuyorum. Yenildiğimiz Macaristan maçı. Orada da 8-9 tane Ahmet Bulut'un oyuncusu oynuyordu mesela. Alman kökenli oyuncuyla oynadık. 3-1 mağlup olduğumuz maçı. Yani koca Türkiye'de bu kadar sorun varken, bu kadar altyapı sorunu varken, o oyuncu yetiştirmede ülke olarak bu kadar sıkıntı yaşarken neden hiç kimse bu olaylara el atmıyor? Neden altyapı sorununu kimse gündeme getirmiyor? Veya bunu üste çıkarmak için, oyuncu yetiştirmek için neden hamleler yapılmıyor Türkiye'de? Federasyon buna niye bir çıta getirmiyor? Yani şöyle atıyorum kulübe senede 25-30 trilyon lira para verirken onun üçünü de altyapıya veremez misin yani? Üçünü dördünü diyeceksin ki ben bunu altyapıya veriyorum. Altyapı için kullanılacak Altyapı tesisi yapacaksın. Oyuncu yetiştireceksin. Türkiye'de altyapıdan yetişen bir tane doğru düzgün oyuncu yok ya. Evet. Bir tane oyuncu yok. Bakıyorum. Bana göre şu milli takımda olması gereken en önemli oyunculardan bir tanesi bence mesela bizim Necip'ti Beşiktaş'taki. Yok. Kendi takımında da yok. Oynamıyor. Beşiktaş'ta da oynamıyor. Şeyde milli takımda da yok mesela. Ondan sonra altyapı. Olması gereken oyuncular Fenerbahçe'den Salih. Kendi altyapımızdan yetişen oyunculardan işte geldi. Çıkış 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 yapacak. Yok. Bizde... Yıllardan beri beklediğimiz Muhammed nerede? Yok. İşte çok çok beklediğimiz bir Emre Çolak Galatasaray'daki nerede? Yok. Trabzonspor'da orta sahada oynayan Soner mi? Soner. Soner çok önemli bir oyuncu diye lansettiler, aldılar. Nerede? Yok. Yok. E yani o zaman Türkiye'de çok ciddi sorun var demektir. Yani biz yabancı sınırlamasını madem düşürmeye çalışıyoruz, madem ülkede futbolcu yetişmiyor diyoruz. Ya ülkede futbolcu yetişmiyor ki zaten. Sen yabancı sınırlamasını düşürsen ne olacak? Sen Almanya'dan aldığın oyuncularla, 7-8 tane genç oyuncularla, bunlar kötü oyuncular diye söylemiyorum bunları. Yanlış anlamasın sakın oyuncular. Yani iyi veya kötü ayrımı yapmıyorum ama Fatih Terim kulübeye döndüğü zaman iş atıyorum. Romanya 1-0 öne geçti. Yeni bir B planı lazım değil mi oyunun ikinci yarısında? Bir, bir B planı lazım. Kulübeye baktığın zaman B planı görüyor musun hiç? Ben göremiyorum kulübede B planı. Kulübede sorudan girip iş yapacak, skoru değiştirecek oyuncu yok maalesef. Hepsi tecrübesiz. Mustafa Pek demek tecrübesiz. Mevlut zaten nerede oynadığı bilmiyorum yani piyasada yok. E bakıyorsun Olcay düz oyuncu. Oğuzhan düz oyuncu. Bunlar bir takım çok Bunlar yani tecrübesizler bir de. Bu, bu, seviyelerde girip de işi bitirecek şeyleri yok. Hı hı. O yüzden ben e, çok güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İhtiyacım bir de ülkenin ihtiyacı olduğu bir galibiyet aldık abi. İnsanlar bir rahatladı. Ortalık evet. biraz duruldu. O çok önemli. Şu maçı da bir seyredebilirsek. Tabii. Özet hazır. Devam edeceğiz. Maçı izledikten sonra maçın görüntüleriyle Sergen Yalçı'nın saha içi analizleri devam edecek. Top bizde özelde. Hemen Romanya'yı deplasmanda 2-0 yendiğimiz o müthiş maçın özet görüntüleri önemli pozisyonlarıyla sizi baş başa bırakıyoruz. 2014 Dünya Kupası Avrupa elemeleri D grubunda milli futbol takımımız Romanya'ya konuk oluyor. Karşılaşmanın hakemi Sveyn Odvar Moen. İşte teknik direktör Fatih Terim ekranlarınızda. Dakika 6. Romanya köşe vuruşunu kullandı. Savunmamız dikkatli. Ancak Caner'den büyük bir hata. Bintli vuruyor. Kaleci Volkan Demirel başarılı. İşte tehlikeli bir an kalemizde. Burak Yılmaz karşı karşıya. Burak vurdu. Tataruşanu. Uşanu. Böyle izin vermiyor kalesinde. Çipriyan Tataruşanu. Dakika 14 bu kez Romanya geliyor. Top havalandı. Volkan Demirel yumrukluyor. Atak devam ediyor. Ve çizgiden çıkarttı Caner Erkin. Çok tehlikeli bir an amirli futbol takımımız için. Bir kez daha izliyoruz. Önce Caner ardından direk. Ve top kaleci Volkan Demirel'de kaldı. Dakika 22 Caner'in ortası. Burak Yılmaz'ın kafası topağlarda gol. Burak'ın attığı golle Romanya'da 1-0 öne geçiyoruz. İşte düzgün orta şık bir kaba vuruşu Burak Yılmaz'dan. Caner ortaladı Burak attı. Öne geçtik Romanya'da. 39. dakika uzaktan bir vuruş. Top dışarı çıktı. Selçuk İnan'ın vuruşu. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Gökhan Töre hareketleniyor. Görüntüleri ikinci yarıdan 54. dakika. Derinlemesine bir pas. Umut hareketlendi. Umut bulut vurdu. Tatar Uşanudan döndü. Umut Bulut'la ikinci gole çok yaklaştık. Romanya'da beraberlik çabaları var. Razvan Rat'ın ortası. Kafa vuruşu alarda. Ancak offside gerekçesiyle Romanya'nın golü geçerli sayılmıyor. Dakika 63. Sol kanattan hareketleniyor Burak Yılmaz. Arda. Arda'nın ortası. Gökhan Gönül indirdi. Top Romanya savunmasında kaldı. 69. dakika Romanya sağ kanattan geliyor ceza alanına orta. Bir vuruş top direkten döndü. Gole çok yaklaştı Romanya. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. İşte top Volkan Demireli de geçti. Şanslı bir an amirliği takımımız için üst üste ataklar Romanya'dan. Pozisyondan sonuç alamayan isim Bogdan Stanku. 87. dakika Hızlı çıkıyoruz. Sol kanattan geliyoruz. Olcay Şahan. Olcay savunma ayak koydu. İyi hareketlendi Olcay. Ayak koyan isim Şirikes. Ve uzatma anlarında Maksim'in ortasında Goya'nın kafa vuruşu. Kaleci Volkan Demirel'de kaldı. Romanya beraberliğe yaklaşıyor işte pozisyon. Bir kez daha ekranlarınıza geldi. 90 artı 4. dakika yine Romanya ataktayken savunma ayak koydu. Top ileriye doğru gidiyor. Arda Turan topla buluştu. Karşısında Şirikes. Arda. Arda arkadaşlarını bekliyor. Arda pasını verdi. Mevlüt Erdinç topla buluştu. Mevlüt rakibin önüne aldı. Topu çekti. Vurdu ve topa alarda gol. 2-0. Park 2'ye çıktı. Mevlüt Erdinç attı. İlk gol Burak Yılmaz'dan. 90 artı 4'te ise Mevlüt'ten Mevlüt atıyor. 2-0 öne geçiyoruz Romanya karşısında. Bu gol maçın da sonucunu belirliyor. Romanya 0, Türkiye 2. Milli takımımız puan 13'e yükseltiyor ve Macaristan'ın 1 puan gerisinde 3. sıraya yükseliyor D grubunda. Evet, böyle kazandık Bükreş'te. Şimdi tabii e, biz maçı izlerken Sergen Yalçın çok önemli bir noktayı hatırlattı bize. Arkadaşlarımız da puan cetvelini bir kez daha ekrana getirsinler. Onun üzerinden Sergen Yalçın'ın ilginç tespitleri olacak. Ee, beraberinde kalan maçları da bir rica edelim Görkemciğim. Önce puan cetveli. Evet. Şimdi Türkiye 13 puan artı 7 averaj. Romanya 4. 13 puan artı 1 averaj. Ancak burada şu devreye giriyor. Sergen Yalçın'ın maçı izlerken sorduğu soruya şöyle cevap vereyim. Maçları getirmeyin sonra getiririz. Ben Sergen Yalçın'a söyleyeyim. Önündeki kağıttan. Biz Estonya deplasmanındayken Romanya Andorra deplasmanında Sergen Yalçın. Yani Romanya Andorra'ya 7 tane atarsan ne olacak mesela? 7 tane atarsa, hayır hayır kendi gruptaki sıralamayı konuşuyoruz. 7 tane atarsa artı 8 olacak. Biz de 1-0 yendik Estonya'ya. O zaman biz de 8 olacağız. 8-8 olacak averajlarda puanlarda 16-16 olacak. 2-2'de biz iyiyiz ama. İkili de biz iyiyiz. Yok ya bizi yakalayamazlar. O kadar gol atamaz Romanya bence. Bu Romanya takımı öyle... Son maçı Estonya ile içeride Romanya'nın. Ya bu Romanya takımı çok fazla... Bizi bence şeyde yakalayamazlar ya. Ben öyle bir ihtimal düşündüm hani bunlar Andorra'ya gider 7-8 tane atarlar mı diye. Evet. Bir ihtimal düşündüm yani. Bir ihtimaldir yani sonuçta bu. Avraj varsa bu işin tabii, içinde... Demin de anlattığın şeyler dünyada oluyor. Avrupa futbolunda, dünya futbolunda lobiler var. Onlar var, bunlar var. Kadrolar var. Yani... Amacından uzaklaşmış takımlar var ama tabii bizim orada Estonya deplasmanda ne atacağımız tabii kazanıp ne atacağımız önemli yani. Ya kolay değil çok zor bir grup. Yani üzerine çok konuşulabilecek bir puan durum var karşımızda. ikinci üçüncü, dördüncü sıradaki takımlar. Üzerine çok konuşulabilecek bir puan durum var. Bence beklemek lazım. Ama senin dediğin aslında doğru tespit. Onun için de özellikle benim ilgimi çekti. Son maçta Romanya kendi evinde Estonya ile oynuyor. Biz Hollanda ile oynuyoruz. Abi içeride. şimdi Romanya gitti Estonya'yı 10-0 yendi. <laughs> Niye yendin diyebileceğim mi yani? Ya yani? herkes atıyor zaten 5-6 tane. Onlarca herkes 5 6 atıyor yani Biz 10 attık değil mi? laf oldu demez i̇şte mi adam? Macaristan yani? 5 tane attı işte bu. Ya şey. yani onu diyorum yani. Macaristan Estonya'ya 5 tane attı. Romanya atıyorum Andorra'ya 10 tane atmış. Az mı? Çok mu yani şey? Çok mu 10, önemli? 7 8 ona da 4 5 attı mı? O zaman sıkıntılar var. Tabii yani falan. ya her türlü hesabı düşünmek lazım grupta yani. Bu da hesaplardan bir tanesi sonuçta. Onlar da şimdi o hesabı düşünüyorlar Bülent. En kötü şartlarda. Evet. Onlar da kendi hesaplarını yapıyorlar şimdi. Biz nasıl kendi hesabını yapıyoruz? Romanya da kendi hesabını yapıyor. Macaristan'da en kolay durumda olan Macaristan. Ben Hollanda'yı yendim mi gittim diyor. O da ayrı bir konu mesela. E onlar için de onların hesabı en kolay onlar. Bir tane maçımız var kazanırsak gideriz diyorlar. Zor veya kolay. Sonuçta bir 90 dakikaları var Macaristan'ın da. Maç görüntülerini ekrana getirelim. Ee, Sergen Yalçın'a artık maçı konuşmaya devam edeceğiz. Maç analizlerine devam edeceğiz. Ee, Burak Yılmaz 4 maç üst üste milli takımda gol atan ilk oyuncu oldu. Onunla başlayalım. Çünkü onun müthiş kafasıyla başladı. Evet. Her şey. Evet. Valla kolayı yapamadı. Bence zoru yaptı. Aslında en güzel yorum bu. Maçın başındaki pozisyon çok kolaydı. Burak şurada için. Şurada yalnız Allah korudu. Seninle birlikte izliyorduk. Ben maç anlatmaya eğilmemiştim. Semih'in şurada yaptığı hata. Ya bir anlaşmazdık. Ee, burada bu kaçırmada bunu biraz daha geriden gelsene. Üstüne konuşalım bari. biraz dur, geriden Dur dur gel gel. Biraz daha geri gelirsen. Biraz daha geriden gelirsen çok daha iyi olur. Şimdi Burak... Burak gibi bir santraforun mesela böyle bir hata yapması e, çok saçma bence. Şimdi devam edelim yavaş yavaş. Tamam devam edelim yavaş yavaş. Neden? Şimdi dur duralım böyle. Duralım biraz duralım burada duralım. Şimdi burada Buran rakip oyuncuyla çok ciddi bir fark var arasında. En az bir 2-3 metrelik fark var şu pozisyonda ve ceza üzerinde. Burada santrafor yani bu kadar Buran akıllı bir Buran yapmaması gereken te tek şey burada topu sağ ayağına almasıydı. Burada topu sağ ayağına alırsan Rakip mesafeyi çok çabuk kapatır ve senin o vuruş gücünü engeller yani vuruş gücün kalmaz. Burak burada sola doğru alıp karşı karşıya vuracaktı. Yani bana göre çok kolay olabilecek bir pozisyondu bu devam edelim biraz da Bak dikkat edersen topu bak görüyor musun adamın önüne doğru alıyor mesela topu. Halbuki dışa doğru alsa adamın hiç buraya yetişme ihtimali yok. Vurmayı, Zorda olan ayağı alıyor. Vurur gibi yapıyor adam atlıyor çekse %100 gol olacak zaten hiç kurtuluşu yok. Burak çok şey davrandı burada aceleci davrandı bence. Belki, belki de maçın başında olun. Burada mesela bizim için bir şans anıydı yani. Çok ciddi şansımızın olduğu bir Bu pozisyon öncesinde yandı. söyleyeceğim bir defans kurgusu var mı? Biraz başa alalım mı? Volkan'ın Plattan... yine, ya Volkan'ın yine müthiş bir yanlış çıkışı var burada. Son derece yanlış bir çıkış Volkan'ın. Bir defa kaleci topa çıkıyorsa o topu uzaklaştıracak ha, vuracak o topa çok sağlam. Yoksa çıkmayacaksın. Çok Caner'in kafası tamamen e, şans eseri yemediğimiz bir gol bence bu. Kırılma anları. Tabii kırılma anı bu. Çünkü bak maç, şu öteki. maçta şu var Bülent şimdi. Biz geriye düşseydik bir defa bu maçı çeviremezdik. Onu unut yani. sen Böyle maçları geriye düştüğün zaman çeviremezsin. Çeviremezsin bu maçı geriye düştüğünü. Psikolojik olarak zaten bitersin. Ama Burak'ın attığı mesela bu gol tam bir fırsatçı santrafor golü. Tam bir fırsatçı santrafor golü. Burak buralarda çok iş yapıyor. Bu pozisyonlarda çok iş yapıyor Burak. O yüzden zaten mesela bugünkü müsabakada o dakikaya kadar te saat terim sabretti. Bu fırsatçılığından dolayı. Yoksa oyun içerisinde çok fazla bir şey yapmıyor. Görünmüyor yani. Çok fazla etkinliği yok buran Ama bu pozisyonlarda, bu burada Gökhan Töre müthiş işler yaptı mesela. Burada da Umut, halbuki Umut gibi bir oyuncu e, burada. Duralım burada bir durabilir miyiz? Dur böyle, dur böyle. Burada Umut gibi bir oyuncu, bak kalecinin sol tarafına vuruyor. Öyle değil mi? Hı hı. Halbuki öteki tarafına vursa, hiç kaçarı yok mesela bu golü. Ki Burak çok... Plase vuruşları yapan bir oyuncu değil. Burak genelde sert, ayak içini çok sert kullanan bir oyuncu. Çok net olabilecek bir fırsat. Ama Burak enteresan bir plase düşündü. Tabii kaleci orayı kapatıyor. Olmaz oradan. Dibine girse gol. Öteki tarafına sert vursa yine gol. Bir tek böyle vurursa gol olmazdı. Umut da o vuruşu tercih etti. Evet Serkan Yalçın'la tek tek pozisyonları yüzelemeye... Bu pozisyon çok net olsaydı. Devam edeceğiz. Belki de izlediğimiz ama görmediğimiz, sizin de fark edemediğiniz birçok detayı Sergen Yalçın sizler için anlatmaya devam edecek. Ancak öncesinde kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Sonrasında diğer maçların özetleri ve dünkü Fatih Hoca'nın basın toplantısının ilginç detaylarını Sergen Yalçın sizler için yorumlayacak. Top Bizde Özel devam ediyor değerli izleyenler. Reklam arasının ardından hemen... Milli maçı yorumlamaya devam ediyoruz Sergen Yalçın'la. Pozisyonları tek tek analizlerini yapıyor. Görkem'den rica edelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Burak'ın golünü geçmiştik. Sonrasında Umut Bulut'un bir pozisyonu vardı. Gökhan Tören'in pasında. Hemen görüntüleri alalım. Evet. Volkan'ın pozisyonu vardı. Kurtardı. Siz başa aldınız. En baştan hızlı bir Görkem Mesela... sen de reklam arasındaydın galiba. Reklam arasında <laughs> bir yerdeydin galiba. Görkem o kadar çok beğenmiş ki pozisyonları tekrar tekrar izleyelim istiyor. İzledik bunları Görkemcim. Volkanı volkan'ın bu çıkışları var. var ya adamı deli eder. Çıkma abi Niye çıkıyorsun ya bu toplara. <laughs> yani seninle alakası olmayan bir pozisyon yani. Niye çıkıyorsun ki bu toplara? Onu anlamıyorum ben. Allah korumuş burada. Ya Allah aşkına şu pozisyonu Volkan'ın çıktığı yeri bir alsan abi. Şu gel geriye gel, gel geriye. Şu Volkan'ın çıktığı yeri bir al Madem ya. Madem geldin geriye tam gel. Biraz daha gelsene geriye gel. Gel biraz daha gel. Volkan'ı kaleye aldı oradan devam edelim. Evet, ta pilottan ta pozisyon. Ta tamam şimdi dur şimdi oynat bak bak şimdi. Şimdi bak şu pozisyonun Volkan'la ne alakası var abi? Üç tane bizim oyuncu var orada. Hiç alakası yok pozisyonunda. Bir sıfır geri, geride başlıyorduk mesela maça şurada. Şans anı bizim için. Büyük şans anı bu. Tabi o adamın oradan vurması, topun oraya gitmesi, Caner'in orada olması çıkar. Bizim için şans anıydı bu mesela. Üç kişi var hakikaten. Yani. Ya ne gerek var yani Volkan? Sen oradan gol olmaz, bir şey olmaz yani. Ne işin var senin orada? Bir de Deparlan gidiyor oraya, yani. yani. Vursa ne pozisyona olur. yakın da değil bir de Roman bak. oyuncu vursa ne olur, kalendesin zaten. Hayır, bir de oraya öyle bir gidiyor ki Deparlan. Yani uzak yer bir de, topa yakın da değil. Topa yakın olsa yine çık Hani Tutacak mesafede olsan çık, tutma ihtimalinde yok. Cidden Allah korumuş burada. Hiç olmaması gereken işler yani. Önce İstanbul'daki direkt... maçta da yine gereksiz bir çıkış yaptı, gol yedik Romanya maçında mesela. Caner'e de bravo, tam yerinde durmuş yani. Caner çok iyi oynadı bu akşam ben sana söyleyeyim. Caner iyi oynadı bu akşam. Yani ilk defa Caner'in ben böyle iyi oynadığını gördüm desem yalan olmaz yani. Yine o Caner. Ortayı yapıyor Buran kafası. Bunları konuşmuştuk geçelim. Umut'un bir pozisyonu var. Gökhan Töre'nin pasında golü farklı farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz. Burak Yılmaz'ın attığı gol 1-0 öne geçtik Bükreş deplasmanında. Sonrasında uzaklardan sert bir şut. Dışarı gidiyor bu da. Evet, bu da Gökhan Töre'nin müthiş Gökhan, hareketleri. Gökhan Töre'nin burada çok iyi işler yaptı. Burak orada bıraktı offside. O da çok mükemmeldi mesela. İşte bir de Burak pozisyona vursun girse o da offside'di. O da bıraktı. Tam bunu anlatıyordun. Şurada Kaleci'nin bize tabii, göre solu kendisine göre tabii sağ. Yani. Olmayacak vuruşu yaptı. çok net offside'di bu zaten. Offside gerekçesiyle iptal edilen golü. Çok net offside'ti. Romanya'nın. Offside kamerası da çok net gösteriyor. Şimdi Burak Yılmaz bir atak. Sol kanattan iki kişinin arasından pasını aktardı. Orta ceza sahasını uzak direğe kafayla indirilen top. Abi Gökhan müthiş düşündü. Burak korktu. Burak korktu. Gökhan süper düşündü. Burak korktu. Bu da şans anıydı bizim. Kırılma anıydı maçın belki de. Öf öf öf. Tabii yesek, yesek hiç kurtarma ihtimalimiz yok yani. Dakika 69. Tabii. Yani yesek, yesek çıkartamayız bunu. Hata ne burada? Ya burada hata işte hata yok aslında ya. bir tesadüf bu yani. Top rakibin önüne düşüyor yani. Yapacak bir şey yok. Burada hatalık bir durum yok. Top Stanko'ya çarpıyor. Onun önüne düşüyor. O vuruyor. Direkten dönüyor falan filan yani. Futbolun içinde oluyor bunlar. Evet. Burada da Olca iyi geldi. Son çizgide. Son anda defans uzaklaştırdı. Bu da işte bizim için çalışmış. şans anıydı. Çok şans anı bu. Yani Volkan'ın kucağına gitmese nereye gitse gol olur bu pozisyon. Her iki köşede gol. Her nereye gitse gol olur ya. Kucağına gitmese nereye gitse gol olur bu pozisyon. Çünkü direkt yere vurmuş kafayı bile biliyor musun? Kayıyor top. Yani ne tarafa gitse gol. Allah'tan kucağına Sert geldi Volkan'ın. Sert geliyor. Tabii canım. Doksan artı 4 Arda Turan müthiş hareket. Top ayağına yapıştı orada. Tamamen Mevlüt'ün işte. becerisiyle atılmış bir gol Bülent. Vuruştaki ustalık çok önemli burada. Üç kişi arasında. vuruştaki, böyle. yani vuruştaki ustalık çok önemliydi Mevlüt. Çok mükemmel bir vuruş yaptı bence bu pozisyonda. Yani çok zor bir pozisyondu ama vuruş öyle güzel ki kalecinin de yapacak fazla bir şey yoktu pozisyona. Fransa'da çok Zaten popüler. Zaten sonra taktı hemen Mevlüt. hemen. Sen de söylemiştin geçtiğimiz programlarda. Bir Türkiye'de popüler eğitimsiz. olamadı yalnız Mevlüt. Bir bizde popüler olamadı. Fransa'da oradan oraya oradan oraya geziyor ama bir Türkiye'de popülerliğini yani bir milli takımda bir göremedik. O Mevlüt çok iyi oyuncu, çok beklenti içinde olduğumuz Mevlüt. Yıllardır mesela milli takımda hiçbir şey veremedi. Aynı şekilde Nuri. Çok yetenekli oyuncu, çok yetenekli oyuncu. Bizim milli takımda. Rende şu anda değil mi Murat Bereket? Rende. Fransa'da... Ha, pardon sen Tetiyen'e gittin. Renden sen Tetiyen'e gitti. Abi Fransa'da Rende, sen Tetiyen falan fark etmiyor pek. Yani şeyde oynamıyorsan, Lyon'da Mion'da oynamıyorsan. Paris Saint Germain'de, Monaco'da. Yani onlarda oynamıyorsan gerisi çok önemli değil bence. Geri takımlarda zaten çok düz oyuncular var. Kaça transfer oldu? 10 milyon euroya. <laughs> Evet. Paris Saint-Germain'e 10 milyon euroya transfer oldu. İşte oradan sonra zaten geri gitti. Oradan sonra dolaş yani orada devam Oradan etti. devam eder diye bekliyorduk ama maalesef o çıkışı yakalayamadı Beğrul. Maç sonu mu bu akşam? Bu akşam maçtan sonra Fatih Hoca neler söylemiş? Kendi ağzından görüntülü bir şekilde dinleyelim hocayı. Oyuncularımızı kutluyorum diyeceğim. Kutlamıyorum dediğim gibi zaten bu turnuvadan dışarıda olduğumuz gündür. Allah'a şükür. Bu iki mucizevi maçtan dört tane mucize maçı olarak kabul ettik. İkisinden alnımızın akıyla çıktık. Sonuç burada mühim olan üç puandı. Çünkü karşımızda hakikaten son zamanlarda iyi oynayan bir Romanya. Bizimki biliyorsunuz Umuda yolculuk. Yani Umuda yolculuğumuz devam ediyor. Ee, başlığınızı da vereyim sizin. Umuda yolculuğumuz devam ediyor. Ee, ben... Oyuncularımla şunu paylaşıyorum. Demin canlı yayında da söyledim. E, maçı kazanmak artı takdir kazanmak çok önemli. Maçı skorla kazanırsınız. Tak, i̇yi oyuna da kazanırsanız takdiri de kazanırsınız. Biz bunun ikisini kazanmak istiyoruz. Biz hepsini kazanalım. Gidersek gideriz, gidemezsek gidemeyiz. Ama ben inanıyorum ki az yenilen, çok kazanan bir mil takım istiyor ülkemizin her insanı. Ee, inşallah bunu başarmak çok önemli. Zaman zaman gidemezsiniz. Her turnuvaya gidemiyoruz ama mümkünse gurur duyacağı herkesin bir milli takım olmasını ben de isterim dışarıda olsam siz de istersiniz. Bizden önceki arkadaşlar da ister. Herkes ister. Hepimiz de bunun içindir. Zaman zaman olmuyor ama olması için hepimizin elinin taşın altına elimizi sokmaya ihtiyaç var. Sadece benim değil, oyuncularımın değil, sizlerin herkesin. Bu herkesin milli takımı. Yani e, kazanınca herkesin milli takımı kazanınca benim milli takımım veya senin milli takımı olmamalı. Kaybedince de kazanınca da hepimizin milli takımı. 7 tane, tane gol atıp 6 puan alınca konuşmak çok kolaydır. Ben onu seçmeyeceğim. Oyuncularımın ben inanca hazır olduğunu düşünüyorum. Bir, sahada hata yapmaktan korkmayın. İki, kaybetmekten korkmayın. Bunların hesabını biz Siz yeter ki oynayın. Oynamadan hiçbir yere gidemeyiz. Bu benim her zamanki felsefem. Der Fatih Hoca. Sergen Yalçın. Evet. Yani. Umuda yolculuk. Başlığı da vereyim diyor gazeteciler. Yani konuşulması gerekeni konuşuyor tabii. Fatih Terim çok hem tecrübeli hem de çok akıllı bir teknik direktör. Yani nerede ne zaman ne konuşacağını Fatih Hoca çok iyi biliyor. Ve doğru cümleleri seçiyor bence konuşurken. Çok mantıklı bir basın toplantısı. Yani umuda yolculuk. Doğru söylüyor. Umuda yolculuk yani şu anda. Şu anda elimizde olan hiçbir şey yok. Şu anda rakiplere bağlıyız. Çok zor iki tane daha maçımız var. Yani bu iki maç, yani hangi dört maç zor dersen son iki maç çok zor. Bence bu iki maç çok zor değildi. Andorra evet. maçını saymıyorum zaten. Romanya maçı biraz zordu bizim için. Çok önemliydi. Yani grubada biz de varız dememiz için çok önemliydi. Onu söyledik. Artık bundan sonra da iki maçta sazı doğru. elimize alma maçları. Şimdi biz grupta varız dedik. Romanya'yı yenerek biz de varız bu grupta dedik. Bundan sonraki iki maçta da. Estonya maçının manşetini sen verdin aslında. Bir gün önce ben dinleyen gazeteciler varsa not alsınlar. Sergen Yalçın dedi ki Estonya'yı yen direksiyona geç. Aynen öyle. Estonya'yı yendiğin zaman hiçbir tarafı dinlemeyeceksin. Kulağını gözünü kapatacaksın. Kendi oynayacağın bakacaksın. oynandığı yani. maçına bakacaksın. Muhtemelen inşallah hesaplar tutar öyle olur. İnşallah hesaplar tutar. Yani Estonya'yı yendikten sonra akşam programda Bülent bak ben sana ne söylemiştim. Lobi devreye girer falan filan konuşmaları yapmayalım da burada inşallah. Allah korusun Hollanda-Macaristan maçı var çünkü. İnşallah Aynı o konuşmaları yapmayız burada. Zaten Estonya'yı yendiğimiz dakika eğer bir aksilik olmazsa son maçta direksiyon bizim elimizde olacak artık. Her şey bizim elimizde olacak. Kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz Estonya'dan sonra. O yüzden daha önümüzde 20 günlük bir aylık bir süre var. Bekleyeceğiz. Ee, göreceğiz. Milli takımımız formda. Oyuncular inanmış durumda. Şu anda onlar da grubun içinde olduklarını hissettiler artık. Yeni bir başlangıç yaptık Fatih Hoca ile. İnşallah devamı gelir. Ben Fatih Hoca'nın kişisel olarak söylüyorum. Sen de zaten onunla üst düzeyde geçtiğimiz bölümlerde de konuştuğumuz gibi program başladığından beri hem milli takımda hem Galatasaray'da çok önemli başarıları imza attınız. Fatih Hoca'nın oyun ve taktik anlayışı haricinde böyle bir uğur ve şansı olduğunu da tırnak içinde inananlar zanım mutlaka bu, ülkede, bu şans ve uğur onunla bunun olacaktır yanında, ve gideceğiz. Bu ülkede bilinmesi gereken çok önemli bir şey var. Yani Fatih Terim'i yargılayamazsın abi. Eleştirebilirsin ama yargılayamazsın yani. Kesinlikle. Ya bu çok önemli. Ben televizyonları seyrediyorum yorumcuları falan. Hep yargılama sistemine giriyorlar. Fatih Terim. Fatih Terim'i yargılama abi. Fatih Terim'i yargılayamazsın. Ne bilgi becerin yeter ne kapasiten yeter. Çünkü Fatih Terim'i yargılamak için Fatih Terim'in seviyesinde olman lazım. Ben televizyonda bakıyorum veya basında Fatih Terim'e yazı yazanlara. Abi hayatında teknik direktörlük yapmamış, futbolculuk yapmamış, hocalık yapmamış. Neyi yargılıyorsun? Neyi yargılıyorsun abi? Sisteme, tekniğe, taktiğe, oyun sahanın içine falan dalıyorsun yani. Bırak abi sen. Anlamazsın yani bu işlerden. Sen genel yorumunu yap geç. Bırak Fatih Terim'in onu yapmış, bunu yapmış. Anlamazsın ki ne yaptığını sen. Ne düşündüğünü anlamazsın yani. 2-3 oyuncu değiştirir ne yaptığını al, çözemezsin sen. Çünkü o farklı bir kafadadır. O işin o o anda kazanmak için her türlü hamleyi yapmak için çaba sarf ediyordur. Sen onu anlamazsın yani. Oynam Oynamadın bilmezsin. Anlatabiliyor muyum yani? İçinin içinde değilsin. Ya geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar cuma günü oynandı Andorra maçı bu ülkede kimsenin umudu yoktu ya. E yani o Gideyor da öyle muyuz, bir konu. 2 maç 7 gol 6 puan. Neyi konuşuyoruz ki? Para almadı senin dediğin gibi müthiş bir özveri. Ya para da alıyor. gidiyor devam ediyor. yani. Adam ya orada alsın. adam orada çalışıyor, vaktini veriyor her şeyini veriyor. Fatih Hoca genç 35 yaşında bir teknik direktör değil ki yani sonuçta. Niye para almasın yani? Ve o, o da bana saçma geldi yani. Ücret almadan 4 maçı falan filan gerek yok abi böyle şeylere. Çalışıyorsan karşılığını alacaksın. Federasyon ne paralar veriyor millete? Oo! Neler veriyor? Ne arabalar var, ne odalar var belli değil. Yani o tatil şeyde deplasmanlarda ne odalar var, ne arabalar, ne neler var, neler yani? Üst kişi mi gidiyor 300. Neler kişi mi gidiyor? var, da neler? Belli değil. Uçakta yer yok. Onları Peki. konuşmaya kalkarsak sıkıntı yaşar herhalde. Konuşmayalım yapmamız lazım. onları. Federasyon özel diye bir şey yapmamız Tabii, lazım. Tabii hiç onları konuşmayalım yani. Şimdi hemen senin de belirttiğin gibi e, düne dönelim. Maçın öncesi Fatih Hoca'nın Burak Yılmaz'la yaptığı basın mensuplarına, Türk ve Rumen basın mensuplarına yapmış olduğu maç önü toplantısına dönelim. Fatih Hoca Niye feveran etti? Niye isyan etti ve niye artık dile döktü hissettiklerini, yaşadıklarını hocanın o çıkış anlarını ve söylediği sözleri ekrana getirelim. Konuşarak, dedikodu yaparak veya yorum yaptığını sanarak değil, varsa imkanı olan statta. Yoksa imkanı dualarıyla bize herkesin destek olmasını rica etmiştim. Anladığım kadarıyla mesaj ya ulaşmadı ya da ulaştı anlaşılamadı. Lütfen ama lütfen tahminini, rüyasını, fikrini bilgiymiş gibi sunan hatta bunun için size olmayan kanıtlar süren duyumcu, yorumcu ve de dedikoducular dedikodu, dedikoduculardan uzak durun. Bilmeniz gereken her şey birinci elden, birinci şahıstan zaten size anlatılıyor. O yüzden sizden ricam her şeye, herkese demin söylediğim özellikle tiplere fazla inanmamanız. İkincisi medya yöneticilerine sesleniyorum. Kanallarınızda futbolu bildiğini iddia eden iyi niyetli olmayan haberci kimliğine bölünmüş kısa vadede size reyting getiriyormuş gibi duran kimseler olabilir. Ancak uzun vadede Türk futboluna ve kanalınıza veya kanalınızın itibarına zarar veren kişileri ya yayınların yayınlarınızdan uzaklaştırın ben, ben. ya da onlara bir ek iş verin. Sanılmasın ki eleştiriye açık değiliz. Yapıcı, katma değer sağlayıcı önerilere, bilgili harman, harmanlanmış fikirlere hepsini açız. Sabrın da bir sınırı var. Bakıyorum sabra SOS vermeye başladı. Çünkü Maça 24 saat var. Maça 48 saat var. Hocamıza veya oyuncularımıza bir şey tesir etmesin. İyi niyetli davranalım. Bir maçtan sonrayı bekleyelim. Ya bu doğru mudur? Demeden hak etmediğimiz şekilde hatta vicdansızca böyle bir yaklaşımı ne ben ne Türk milli takımı ne de oyuncularım ne de ülkemiz hiçbir şey hak etmiyor. O kadar çok mesaj var ki Sergen Yalçın. Sen Boston toplantısını dinlemedin dün. Yok. Ben dinlemedim. onun için sen başlangıçta söylediğin şeyler beni çok şaşırttı ve bunu hazırlattık. Çok sanki birlikte oturmuş gibi hocanın duygularını dinlemeden tercüman oldun. Valla ben dinlemedim. Ee, sabrın sonu var. Sabrım SOS veriyor diyor Fatih Hoca ve medya yöneticilerine sesleniyor. Bizim de içinde bulunduğumuz bir camiye Biz hiç üstümüze alınmıyoruz. Yaptığımız yayınlar. Geçen sene hocanın iki yıl sonra bir tek bu ekranları tercih etmesi biz bu halkanın dışındayız. Şükürler olsun ki de. Ee, çok enteresan tabii yani. İlla para vereceksiniz başka bir iş yaptırın diyor. Yani bütün olay şu. Dört maçlık anlaşma. Ulusal takım. 80 milyonun takımı. Zor duruma düşülmüş. Bir umut lazım. Bir kan lazım. Valla aday Fatih Terim. İki sorumluluğu birden. Ücret almadan yine basarak söylüyorum. Gün sonunda alır almaz. Tabii ki alacak Sergen Yalçın'ın dediği gibi. Profesyonel bir iş yapılıyor. Kabul ediyor. Ve maça 24 saat kalmış çıkıp ekranda ya da gazete sütunlarında Galatasaray başkanı göndermek için satranç mı yapıyor? Hoca çoktan milli takımla anlaştı. Galatasaray kafasında yok. Zorlu süreç var. Galatasaray'a zarar verir milli takım. Nedir bu ya? Yani? Nedir yani? Valla öyle bir yani şeyin içerisindeyiz ki, döngünün içerisindeyiz ki Bülent. Herkes kendi senaryosunu oynuyor. Yani herkes kendi senaryosunu uygulayıp e, ekranlarda e, şeye çeviriyor. Yani yani eskiden hani basın bir haber yazardı ya Bir futbolcu bir yere gelecek diye bir haber yazardı Halbuki alakası yok O haber bir ay sonra gerçek olurdu bilirsin O futbolcu evet. hakikaten o takıma transfer durumuna gelir Niye basın yazıyor diye gündeme gelirdi bir anda mesela Anlamsızca Aklında de aldırırlar. Ama öyle enteresan bir durumda yaşıyoruz ki Mesela ben de futbol oynadığım dönemde bunu çok yaşadım Şimdi seni yargılıyor mesela Bakıyorsun diyorsun ki spor yazarlarını bir okuyayım hadi Belki doğru bir şey alırım Ya Şimdi biz x bir spor yazarı X bir spor yazarı maç yazısı yazmış Abi seninle ilgili öyle bir yazı yazmış ki. Şimdi kötü oynayabilirsin. Hiçbir şey de yapmayabilirsin. Gününde de olmayabilirsin o gün. Tabii ki eleştirecek. İyi oynamadı, koşmadı, mücadele etmedi, kafası maçta değildi falan. Abicim dalma takniye tekniğe. Şimdi senin beynin benim sahada ne yaptığımı anlamaz. Anladın mı? Sen 150 sene düşünsen top ayağıma geldiği zaman ben ne yapacağımı sen çözemezsin. Çözseydin sen zaten orada olurdun ben burada olurdum. O anlat çok basit bu yani. Eğer Hı. onu çözebilseydin zaten yerlerimiz değişik olurdu. Sen maçta oynuyor olurdun. Ben burada oturuyor olurdum. Anlatabiliyor muyum yani? O yüzden fazla yani fazla yargılamayacaksın. Yani bazı adamlar yargılanmaz. Eleştirebilirsin ama yargılamayacaksın. Bırak. Onlar zaten farklı gelmişlerdir. Onlar işinde farklılardır zaten. Allah onları onu doğuştan vermiştir o yeteneği zaten. Yani senin kurcalamanla falan bir şey olmaz, kaybolmaz. Geri de gelmez. O hep vardır zaten onda. O yüzden bir gün bir anımı anlatayım. Bir maçtan sonra internette bir haber çıktı benimle ilgili. İşte ben bir maçta topla Galatasaray maçı herhalde yenildi. Yani 2000 yıldığımız maçta. Top benim ayağımda orta sahada. Dört tane Galatasaraylı var. Top da benim ayağımda. Efendim ben giderken e, gitmemişim de geriye dönmüşüm. İnternette bunu yapmışlar güzelce ne? Ya şunu söyleyeyim. Ulan beyinsiz. Sen her kimse onu yapan. Senin aklın erer mi yani? Bir futbolcunun, yetenekli bir oyuncunun top ayağındayken, topla giderken ne yapacağını sen hesaplayabilir misin hiç? Yani senin kafana ola çalışır mı? Mümkün mü öyle bir şey? Yapsaydın sen orada olurdun. Ya zaten yapsan sen orada olursun. Ben internetin başında olurum. Sen oraya gelir miydin belli değil. Yapsan oynasın. <laughs> ya hayır. Yapacak olsan sen formaya giyer çık orada olursun. Ben de internetin başında olurum zaten. Yani herkesin bir yeteneği var abi. Yani üstüne vazife olmayan işlere dalma. Kendi işini yap. Çık abi yorumculuğunu yap. Ekonomistsen ekonomistini yap. Medyacıysan medyacıdığını yap. Politikacıysan politikanı yap. Hepsinin kendine öz sistemi var. O sistemin içinde kal ama ben Politika atlıyor muyum buradan Bülent hiç? Gördün mü abi benim politika ile ilgili konuştuğumu gördün mü? Partilerle ilgili yorum yaptığımı gördün mü? Ekonomi ile ilgili konuştuğumu gördün mü? Veya başka bir konuyla ilgili konuştuğumu hiç gördün mü abi? Hayatımda bir kere basket konuştum geçen programda. Onun haricinde bir tek futbol konuştum. O da yıkıldı zaten tam konuştum. Yani ama sen futbolla alakan yok. Anlamıyorsun. Geliyorsun burada insanları yargılıyorsun. Ya doğal olarak şimdi ben bu işe yıllarım vermişim. Orada teknik direktör hayatını vermiş o işe. Öbür tarafta futbolcu 10 yaşından beri futbol oynuyor hayatını vermiş bu işe. E sen buradan hakem kesiyorsun. Ondan daha iyi biliyormuş gibi. Mümkün mü böyle bir şey? Anlatı yani öyle de bir sorun var ülkede abi. Rahat bırakmıyoruz insanları zaten. Ben hayatımda bak ben kendimle ilgili örnek vereyim. Bu çok önemli bir bilgidir yani. Bana şunu soruyorlardı. Ya sen en, en son ne zaman yani ne zaman rahat ediyorsun abi? Ne zaman rahatsın? Abi ben diyordum ki hakem düdüğü çaldıktan sonra ben 90 dakika rahatım abi. O 90 dakika rahatım. Ondan sonra rahat olma ihtimali hiç yok. Maç öncesi, maç sonrası iyi oynadın, kötü oynadın, maç kazandın, maç kaybettin. Taraftarı, basını, televizyonu, seni işte hedef gösterenler direkt medyada hedef gösterenler taraftarı falan. Tam perişan yani. Sadece hakem düdüğü çaldı maç başladı 90 dakika bitti. O arada rahatım. Bir derdim yok o arada. Kafam orada rahat rahat oynuyorsun. Ama ondan sonra abi maç bittikten sonra öteki maça kadar hangi maç varsa önünde o 150 bin tane senaryo. Aldın, verdin, yatmadın, uyumadın, oraya gittin, maçı düşünmedin, falan yapmadın, filan yapma. 50 bin tane şey. Uğraş onlar da uğraşabilirsen. Telefon üstüne telefon. Yani biraz insanı da rahat bırakalım yani bence. Yani yorumumuzu yapalım, eleştirimizi yapalım ama bel altı vurmayalım. Bel altı vurmak hiç iyi bir şey değil. Çünkü bana oynadığım dönemde hep bel altı vurdular abi. Hiç beni futboldan vurmadılar. Hep başka yerlerden. Futbolla hiç alakalı bir sorun yok. İstediğin kadar eleştir. Ama hep başka işler. Hep çıkıp başka cevap işte. veriyordun sağda herkese zaten. abi nasıl vermeyeceksin sağda da veriyorsun dışarıda da veriyorsun nasıl vermeyeceksin adam seni olmadığın bir tiplemenin içine sokuyor şimdi insanlar seni tanımıyor ki seni basının tanıttığı gibi tanıyorlar bir defa Doğru. senin karakterini yapını bilmiyor kimse anlatabiliyor musun Fatih Terim'in yapısını karakterini herkes biliyor Fatih Terim için çok önemli değil artık o kendini kabul ettirmiş ama bilmeyen bir insan için seni nasıl tanıtırlarsa halk seni öyle tanıyor sen o değilsin ki sen o değilsin ama seni öyle tanıtıyorlar öyle veriyorlar seni insanlara Niye anlattım bunu da bilmiyorum yani. Yo, çok anda. güzel anlattın. Sana çok güzel bir soru geldi. Tam senlik soru bu. Bayılacaksın. Geçtiğimiz cumartesi e, akşamı Sergen Yalçın'ın basketbol show ve 12 dev adamla ilgili yaptığı yorumlara bayıldık. Esprili bir soru tabii de şunu rica ediyoruz Sergen Yalçın'dan. 12 dev adam Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Fatih Hoca ile gitseydi Tanyim için <laughs> yerine farklı olur muydu? Diyor. Yok ya hiç alakası yok bak onu sana söyleyeyim. Bu, bu basket takımı teknik direktör işi değil yani. O basket takımı teknik direktör iyiydi, kötüydüyle düzelecek bir takım değil. Yani bizim basket takımı yani oraya tatile gitmiş. Muhtemelen şöyle bir görüntü var basket takımında. Her gün herkes geziyor, eğleniyor, <laughs> takılıyor. Maç saati geliyorlar, formaları giyip maça çıkıyorlar. Yani basket takımında öyle bir görüntü var. Yani yanlış anlamasınlar bunu. Şey amacıyla söylemiyorum ama görüntü o. Bir takım bakımı ortada yok. <laughs> Bu Tamamen, arada ben basketbolda öylesine. da Fatih Terim modeli uygulanması gündemde. Basında haberler çıkıyor. Ergin Ataman Yine Galatasaray'ın koçunun hem Galatasaray hem de Amil basketbol takımını çalıştırması ya, gündemde. Ya şimdi misyonunu tamamlamış bir teknik direktör. Abi misyonunu tamamlamış adamlara devam etmeyeceksin bir defa. Oraya genç, dinamik bir adam ve oraya aç basketbolcular lazım. Aç basketbolcular. Yani milli takım formasını giymek için can atan basketbolcular lazım oraya. Ben orada birkaç tane basketbolcu var formayı giyen. Yani ben inan üzüldüm yani. Ben bir Türk olarak üzüldüm ya ama sevderken, bizim milli takımı sevderken üzüldüm ya. Yani bizim mini takıma herkes daha 3. çeyreğe gelmeden biz 70 sayıyoruz ya. Daha üçüncü çeyrek bitmeden 70 sayıyoruz biz düşün. Maçın son, geçen maçlara bakıyorum 60-62 falan 4. çeyreğin sonlarında gidiyor mesela. Bizim basket takım 3. çeyrek bitmeden 70 sayıyor da. Yani üçlük, ikilik nereden rahat rahat atıyorlar bize. Yani düşün. Sen bir oynarsan bizim basket takımının karşısında bir 15 sayı atarsın yani. Zaten boş bırakıyorlar yani illa atacaksın. Anladın mı? Üçlük, ikilik atacaksın abi. Boş bırakıyor. İnşallah Hiçse tutmuyor ben. zaten. Ben çok emin değilim kendimden de. Abi basket birebir oynanan bir oyun. Futbol gibi değil. Basket birebir markajla oynanan bir oyun bir defa. Tabii. Ya baskette öyle yani. çok rahat basket atmak kolay iş değil yani. Çünkü birebir oynuyor herkes saat baskette. Alan savunması yapıyorsun, birebir oynuyorsun. E birebir de lap 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 basket attırılır mı adama? Attırılmaz. Attırırsan 3. çeyrek bitmeden işte 70-80 sayı zaten. Hele evet. o seviyede. Hele o seviyede. Evet bir kez daha grubu bir hatırlatalım Murat Bereket. Basket grubunu mu? Bitirmeden yok basket grubunu hatırlayacak Hı. bir tarafı yok. tam tersi hatırlamayalım onu. Basketboldaki grubu futboldaki Dünya Kupası grup elemelerindeki son durumumuza bir daha bakalım. Kalan maçları da bir ekranlara getirelim. Bu akşamki skorlar belli zaten. Hollanda 22 puan. Macaristan 14 artı 6 averaj. Türkiye 13 artı 7 averaj. Romanya aynı puanda bizde 13 artı 1 averaj. Estonya 7, Andorra zaten geldiği gibi gidiyor. Sıfır puan. Kalan maçlara bir bakalım. Program bitiyor galiba. 11 Ekim. Estonya deplasmanı 15 Ekim içeride Hollanda. 11 Ekim'de bu grup %70 belli olur. Yani çünkü Macaristan'ın grubunun içinde olup olmayacağı belli olacak o maçta. Macaristan saf dışı kalabilir o maçta muhtemelen. Eğer kazanamazsa saf dışı kalacak. Kazanırsa da Son maçtan önemi kalmayacak boş konuşacağız yani burada. Son maçlar hikaye olacak birazcık. Doğru. O yüzden Macaristan'ın devre dışı kalıp kalmayacağı zaten o gün belli olacak. Hı hı. O çok önemli mesela. Yani bir takım devre dışı kalacak veya işi bitirecek o gün. Çıkacak gidecek son maçların önemi kalmayacak artık. O Öyle. yüzden o gün Macaristan için çok önemli ve grubun durumu için çok önemli. Macaristan kaybeder biz kazanırsak biz artık Romanya ile son maçı, artık Hollanda ile kendi her şey kendi elimizde olacak. Ondan sonra işi bitirmenin yollarını arayacağız Hollanda karşısında. Evet. E, top özelin sonuna geliyoruz. Teşekkür ediyoruz Serkan Yalçın değerli yorumların için. Hemen hatırlatalım yine cumartesi ve pazar akşamı bu hafta uzun bir maraton oldu. Çok da anlamadık. Hızlı hızlı geçti hem maç yayını hem özel program. Tekrar cumartesi pazar lig maçlarıyla e ve yorumlarıyla birlikte olacağız. Cuma <laughs> günü Galatasaray kendi evinde 13 Eylül'de Medikal Park Antalya Sporu ağırlayacak. Trabzonspor cumartesi akşamı saat 20.30'da Avni Aker'de Karabük Sporu konuk edecek. 15 Eylül Pazar günü Beşiktaş Bursa deplasmanında ve 16 Eylül Pazartesi de Kasımpaşa kendi evinde Recep Tayyip Erdoğan stadında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu maçların yorumlarıyla Sergen Yalçın ve Bilgin Gökberk ile top bizde de sizlerle birlikte olacağız. Cumartesi ve Pazar arka arkaya iki gün uzun bir spor gecesi yaşadık. Önce Macaristan Estonya maçının canlı anlatımı ardından top bizde özelde milli takım Maç özeti ve tüm detaylarıyla maç sonu ve öncesi sizlerle birlikte olduk. Cumartesi ve pazar etabında görüşünceye dek iyi bir hafta geçirmenizi diliyoruz.